Senin bu kayınpeder de iyi kazıklıyor millet ha. Kazıklar vallahi, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. O ne insafsızdır o. Çok zengin herhalde. Baksana Halilşehir Malilşehir. Bize bir faydası yok. Hadi bizi bırak. Ne kızına ne oğullarına. Aa. O karı yiyor paraları, o karı. Ha, Sultan Hanım mı? Adı Batasıca Sultan. Onunla birlikte eskici Hüseyin. Yok ya, yoluyorlar ihtiyarı desene. Yoluyor kitapsızlar. Banka da açar yakında senin kayınpeder. Açar, Halil Bank. Torbaları doldurdunuz. Akşam kimler geliyor ziyafete? Kim gelecek canım? Katille eseri. Aman ha, Cemil Bey duymasın. Duyar o. İşte, tünedi bile baykuş pencereye. Sıtkı Bey, toplantım var. Eyvah. Toplantı değil Cemil Bey, öyle aramızda. Ne o elinizdekiler? Sana ne be mübarek. Eve alışveriş yaptık biraz Halil Gıda'dan. Ha, peki bitti mi katillerin tablosu? Bitti bitti. Tek tekin şu basamakları hadi. Dur kopmuşsun. Aa, bak Ayşen gel, Cafer amcalar. Ha. Hadi mezarı, günaydın. Günaydın. İyi günler. Nasılsın Ayşe Hanım? Çok şükür, sen? Biz nasıl olalım? Koşturmaca. Sabahtan akşama kadar. Gezmeye mi götürüyorsunuz Abadi'yi? Ayşe yengeye alıştırıyorum Sıkı Bey amca. Biz Almanya'ya gideceğiz ya bayramda. Ona bırakacağız Abadi'yi. Seni götürmüyorlar mı Ayşe Hanım? Pasaportu yetişmiyor Cafer amca. Götürecektik de. Hadi bakalım. Halis. Efendim Cemil Bey amca. Sana bir şey söylediler mi? Kimler? Ressam, ressam. Toplantı varmış onlarda bu akşam. Ben uğrayacağım. Ben de uğrarım Cemil Bey amca. Otururum bir köşede kola mı içerim? Hadi Halis. Bir dakika Şenge. Ne oluyor öyle, hadi hadi. Bir şey konuşuyoruz şurada. Hayvan sıkıştı ama oğlum. Biz de sıkıştık. Ne yapalım? Bak dikkat et. Sakın Sabri Bey amcaların balkonun altında kakasını yapmasın. Duydun mu? Hasta mı anne? Yo. Niye kalkmadı? Tavır yapıyor bize Aydın. Anlamıyor musun? Anlamıyorum vallahi. Aydın, bizim hemen bir ev bulmamız lazım. Bulamıyoruz sevgilim. Ev fiyatlarını sen de gördün. Satılıktan vazgeçtim Aydın. Kira mira bulalım bir ev. Çıkalım gidelim buralardan. Bilge, orada mısınız? Buradayız babacığım, gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Oo, kahvaltıyı siz mi hazırladınız? Biz hazırladık efendim, buyurun. Annen kalkmadı mı? Kalkmadı baba, tavır yapıyor bize herhalde. Yok canım, olur mu öyle şey? Ne tavrı? Kırıklığı vardı biraz, bir bakayım ben. Söylemeyecektin bunu Bilge. Söylerim, eşek yerine koymasın onlar da bizi. Nazancığım, uyandın mı? Uyandım, gel Şükrücüğüm. Kalkmayacak mısın? Kalkmayacağım vallahi. Çocuklar kahvaltıyı hazırlamışlar. Aferin, bir sabah da onlar hazırlasınlar. İşte böyle. Bilge biraz alınmış. Neden alınıyormuş? Bize tavır yapıyor diyor. Evet yapıyorum Şükrücüğüm. Anlasınlar biraz. Hiçbir şey el sürmüyorlar. Yiyip içip yallah. Haklısın. Hele o Aydın'ın yüzünü bile görmek istemiyorum. Hadi oturalım mı? Babanı beklemeyecek misin? Gelir herhalde. Ali? Banyoda, çıkar şimdi. Benim hemen yiyip gitmem lazım. Kimseyi bekleyemem vallahi. Geç kalıyorum. Ben de. Çay? Kahve yok mu? Yok. Of Aydın ya. Bazen öyle şeyler istiyorsun ki. Otel mi burası? Sana da ne yapsak batıyor bugünlerde ha? Oo. Aydın'la Baygın kahvaltıya başlamışlar bile. Günaydın efendim, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyi. Annemler nerede? Annem yatıyor. Aa, hasta mı? Hayır, kalkmıyor bizi görmemek için. Beni daha doğrusu. Başladınız mı? Başladık. Benim hemen gitmem lazım, kusura bakma babacığım. Ben de öyle efendim. Ne kusur evladım, afiyet olsun. Annem gelmiyor mu? Gelmiyor, yatacak. Sen benimle konuşma. Niye baba, ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Arabayı servise verdik. Eyvah.
Ne kadar masraf çıkardılar kim bilir. Rezalet. Battık. Ne debriyaj balatası kalmış ne fren. Sevgilisine direksiyon talimi yaptırıyor beyefendi. Hadi bakalım bir daha alabiliyor musun arabayı? Yürüyecek miyim baba? Yürü. Otobüse bin. Herkesin çocuğu babasının özel arabasıyla mı gidiyor okula? İnsan biraz utanır be. Nasıl anne, yürümek iyi geldi mi? Çok iyi geldi kızım. Her sabah yapalım bunu. Yaparız anne. Oturmuyorsun ki şurada. Tutturuyorsun. Evim de evim. Ne varsa evinde. Gömü var herhalde, gömü. Herhalde. Oturuyoruz ya oğlum. Bayramda alalım şükürleri de gidelim Bursa'ya, çekirgeye. Ha ne dersin anne? Gelirim vallahi. Yer bulabilir miyiz Şevket? Geç kalmadık mı? Bulurum ben, bulurum. Konuşurum şimdi Şükrü'yle de. Gideriz hep birlikte. Onlara da bir değişiklik olur bari. Nazan bunu aldı. Ya sabırlı kızmış vallahi. Ne yapılır o damatla? Vallahi sabırlı, ben olsam 2 günde vermiştim eline bavulunu. Ev alıyorlardı hani. Yok be anne, ne evi? Bir şey alacakları yok onların. Şükrü de tırlatmak üzere. Konuşuyoruz da paraları yetmiyor. Aydın'ın babası da hiç oralı değil. Hayırsız bir adam. Bulsunlar o zaman kiralık bir ev, çıksınlar canım. Çekilir mi bu? Vallahi Şükrü iyi adam. Ben o damatla 2 gün aynı evde kalamam. Kırıveririm bir tarafını. Ne yapsın oğlum, kızının hatırına. Aa, Hacer gelmiş, kapıda bizi bekliyor. Dinle şimdi. Buradayım ablacığım, bekliyorum. Aa, yürüyüşe mi çıktınız teyze? Sağ olsunlar. Çok bekledin mi Hacer Hanım? Yok yok, şimdi geldim ben de. Hava aldım biraz. Aman o otobüslerin halini göreceksiniz. Tıklım tıklım üst üste. Tövbe ya Rabbi. Bir ara yangın var diye atayım kendimi dedim vallahi. Hadi geçmiş olsun. Teyze, gezindin oğlunla gelininle ha? Gezindik. Sıhhatler olsun. Bursa'ya gidiyor musunuz bayramda? Allah Allah. Onu nereden duydun? Biz pes duyarız. Hadi geçin. Hadi buyurun. Hadi siz buyurun. Hadi. Evet. Anne gazete mi okuyorsun? Okuyorum biraz. Anne biliyorum, bizden rahatsızsın. Aydın'dan nefret ediyorsun. Tamam, olabilir. Ben de bu durumdan hiç hoşnut değilim. En kısa zamanda bir ev bulup çıkacağız, tamam mı? Allah Allah, ne konuşuyor bu kadar saat bu kadın? Bilge! Annesiyle konuşuyor evladım. Annesiyle konuşacak bir şeyleri vardır herhalde. Bu konular böyle ayaküstü konuşulmaz ki efendim. Geç kalıyoruz. Geldim, geldim. Babacığım, hadi biz çıkıyoruz. Güle güle kızım. Hoşça kalın efendim. Ali, bir güle güle yok mu? Ha, dalmışım abla, güle güle. Enişteye? Öpüyorum. Oh, ye iç bırak böyle. Ne güzel. Otel sanki burası. Boşuna mı kızıyor size kadın? Düşüncesizler. Oturma sen de oturma. Bırak o gazeteyi, gel de yardım et. Tabii babacığım. Babacığım ha. Bugün babacın oldu. Aferin. Yine de güzel sözler duymak insanın hoşuna gidiyor. Her zaman söylerim babacığım. Alacağım senden o arabanın masrafını. Baba yapma, batıracak mısın beni? Ben batacağım ha, sen bat. Gittiler mi? Gittiler şimdi. Gel Nazancığım gel. Yüzün gülsün biraz ama artık, otur. Anneciğim otur. Portakal suyunu elimle ben sıkıp getireceğim. Bana da babacığım dedi şimdi. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Şükrü Bey'in hayırsız damadı gidiyor Sevim, koş. Terbiyesiz. Ya konuşma öyle Cemil Bey, bak. Duymazlıktan geliyoruz, idare ediyoruz. Fena olacak ha. Vallahi bir gün biri atacak taşı, paramparça olacak. Hadi Aydın Bey, hadi ulaşma. Siz hala burada mısınız? Buradayız, sana ne? Aydıncığım lütfen, zaten sıkkın canım. Gidelim hadi. Oh iyi valla. Dayadın sırtını kayık bedere. Yo bırak Bilge, ben bunu dönerim valla. Aydın, ölümü gör lütfen. Aman Aydın Bey, aman. Bulaşma, git işine. Tövbe.
Bu insanı verim eder be. Baş belası. Eder vallahi baykuş. Buyurun. Bilgeciğim merhaba. Merhaba Halisciğim, nasılsın? İyiyim, sen? Öpeceğim, özlemişim. Abadi'yi gezdik biz de Ayşe yengemle. Aferin, aferin. Bayramda Almanya'ya gidiyoruz. O bakacak. Aa, ne güzel. Bir şey istiyor musun Almanya'dan? Yok güzelim, sağ ol. Bir şey istemem. Hadi görüşürüz. Hadi Bilge, bana söylüyorsun. Tamam, geldim. Bilgeciğim görüşürüz. Çüz. Çüz. Ne tatlı değil mi Ayşe yenge? Pek tatlı maşallah. Sevgilim de eskiden. Şşş, tertip. Ayıp oluyor ha. Evli barklı kadın. Ha, tam zamanında yakaladım. Aydın Bey. Buyurun efendim. Efendim, söylemeyi unuttum. Şükrü Beylerin yanında devamlı oturacaksanız bizim muhtara kayıt yaptırmanız lazım. Bakalım, daha kesin bir şey yok. Oturmayacağız Sabri Bey, oturmayacağız. Birkaç gün içinde bir ev bulup gidiyoruz. Ha, mesele yok o zaman. Niye böyle acele ettiniz canım? Sana ne be? Nasılsın amcacığım? İyiyim evladım, sen nasılsın? Al orgunu, gel çalışalım biraz böyle köpek gezdireceğine. Almanya'ya gidip gelelim. Geleceğim amcacığım. Ali teyzem nasıl? Uyuyor mu mışıl mışıl? Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Aydın, derhal buradan gidelim, sinirlerim çok bozuk. Gidiyoruz işte sevgilim. Bu akşam da gelmeyelim buraya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bulalım bir otel motel. Çek hemen bunların suratını. Tamam, konuşuruz. Anneme ne götüreceğiz Davut? Alırız iki kutu Cemilzade lokumu. Kaymaklı, fıstıklı. Hı hı. Oğlu lokumu sever. Hı hı. Heh, geldiler. Hı hı. Buyurun. Ne yaptı? Her şeyini yaptı anne. Ayşe yengem de çok güzel gezdirdi. Süpürgeyle faraşla topladı öyle pisliklerini. Oo. İyi artık. Atla adınca anlat bari. Yemeğimizi yiyoruz Dumkov. Anne bak ne diyor. Hani Dumkov yoktu Davut? Aa, senin de ağzına biber süreceğim bak. Sür anneciğim. O nasıl şey abla? Koskoca adıma biber mi sürülür? Şakalaşıyoruz Ayşeciğim. Hadi sen doğru banyoya yıka güzelce Abadi'nin ayaklarını. Gel kahvaltıya. Oh, öyle acıktım ki anne. Afiyet olsun yavrum. Guten Appetit. Hmm, yumurtalar falan. Kurt gibiyim şimdi. Ayşe yengeme güvenebilirsin anne. Abadi öyle güzel bakıyor ki. Her şeyi öğrettim ona. Aferin yavruma. Yavaş. Yavaş. Boğulacaksın. O ne biçim yemek yemek? Löp löp. Nefes al biraz. Ne yapsın? Çok acıkmış çocuk Davut. Bak. Çok acıktım baba. Çocuğum ben. Yemem lazım. Hormonlarım nasıl gelişecek başka türlü? Tüş artık. Eşek kadar adam. Çocukmuş. Çocuğum baba, evet. Kemiklerimi kuvvetlenmesi lazım benim. Boşan da Semerli'ye. Ah, yıkadın mı Ayşeciğim? Yıkadım abla güzelce. Aferin sana. Bu Ayşe her şeyi öğreniyor Davut. Çok akıllı maşallah. Akıllıdır benim kızım. Geç şöyle otur bakayım karşıma. Geldim enişte. Çok akıllı maşallah. Tertip hala çarpım cetvelini öğrenemedi, o öğrendi. Öğrenebilir mi o kas kafalı? Kas baba kas. Sor bak Ayşe yengeme. 6x8. 48. Aferin. Ayşeciğim, bak bir daha söylüyorum. Biz yokken sakın sakın o Galip buraya adımını atmayacak. Sakın, duydun mu? Tamam abla. Ona göre babam kırar bacağını. Bütün komşulara da Cafer Efendi'ye de tembihleyeceğim. Ayşe, aman kızım, kapı çalınırsa delikten bakmadan açma. Aman sakın sakın. Ben de söyledim anne. Burası İstanbul Ayşe yenge. Öyle senin köyüne benzemez. İnekler, koyunlar, keçiler, koca koca memeler. Güzel konuş. Dumkov, patlatırım ben seni. Aa, nein Davut, nein. Güzel güzel konuşalım. Söyletmesin o da Ulviye. Anneciğim, bu akşam Cenap amcalarda davet var. Katil Bey amcayla eseri geleceklermiş tablolarını almaya. Sana ne bundan? Ben de gideceğim. Çocuklar gidemez öyle yerlere tek başına. Ben çocuk değilim. Hmm. Yumurtaları, salamları löp löp götürürken çocuktur ama. Hı hı. Tamam Özgürcüğüm. Babamlarla bir konuşmam lazım. Bu kız aşık Sedat. Tamam. Tam isabet sevgilim, tak. Hı hı.
Sonunda tam gönlüne göre birini buldu yavrum. Çok mutluyum Sedat. Ben de sevgilim, çok şükür. Hadi babay, görüşürüz. Öpüyorum seni. Biz mi öpüyoruz onu kızım, söyle. Kapattı baba. Ah Aslı yavrum, ne diyor Özgür? Bayramda Antalya'ya gidelim diyor. Gidin tabii, gidin yavrum. Hakkınız, değil mi Sedat? Gitsinler tabii sevgilim, hakları. Sen ne dedin kızım? Annemlere bir sormam lazım dedim. Yavrum, yavrum. Duyuyor musun Sedat? Güzeller güzeli. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Amin. Vallahi öyle. Ben de öpeceğim canım kızımı. Canımız o bizim, canımız. Yani şu kız şimdiye kadar bizi utandıracak hiçbir şey yaptı mı Sedat? Yapar mı sevgilim? Kimin kızı o? Ya. En az 300 milyonu var şu parmağındaki yüzüğün. Tak. Yavrum, yavrum. Allah daha iyilerini nasip etsin inşallah. İnşallah, inşallah. Dur kızım, dur. Görmesinler, ben açarım. Nazar değiyor vallahi. Sakla. Aa. Evde misiniz kız, merhaba? Aa, evdeyiz, geç. Oo, Şengül Hanım, evdeyiz, evdeyiz. Buyurun. Yok kız, girmeyeceğim. Saçımı yaptıracağım da berberde. Bu akşam 6 numarada yemek var. Bizim tabloyu alacağız Yavuz'la. Şunu size bıraksam birkaç saatine bakar mısınız sevabını, ha? Aa, tabii canım, bakmaz mıyız? Oo prens, gel bakayım bana, gel. Oo bizim canımız efendim, ne demek? Hadi o zaman, bye bye. Bye bye. Bye bye. Defol, Allah'ın cezası. Hizmetçileri var sanki burada. Bas pekmeğe gitsin sevgilim. Tek, az kaldı, kurtulacağız bu ödüklerin elinden. Allah kurtarsın. Aman çekemiyorum artık vallahi. Öf öf. Aslı yavrum. Efendim anne. Şu Özgürlerin holdinginde babana göre bir iş yok mu? Babası oraya fazla gelir sevgilim, tek. Onun babası Wall Street'te Londra borsasında oynuyor, tek. Konuştun mu Cenap Bey'le? Ders verecek mi eşime? Konuştum Gül. Büyük adam. Memnuniyetle dedi. Almanya'ya gidene kadar verecek. Para? Ne parası Gül? Öyle adam mı o? Parasız. Teklif etsem vallahi bir daha yüzüne bakmaz. Allah razı olsun. İnşallah faydası olur karnesine biraz. Ne biraz Gül? Çocuk olma. Almancısı, İngilizcesi hepsini öğretecek adam. Teşekküre bile geçer vallahi. Cafer. Buyurun. Ziyafet mi veriyorlarmış Cenap Beyler bu akşam o hayduta? He, öyle bir şey. Pek sıkı fıkı oluverdiler birden. Allah muhabbetlerini arttırsın. Menfaat dünyası yediriyor tabii bu uyuzlara haydut. Yediriyor efendim. Paralar, muzlar, ananaslar. Ah, baş belası, geberemedi. Babacığım, zabıt zabıt zabıt. Şşş, sus bakayım sen, büyükler konuşuyor. Buyurun. Oh. Buyurun müdürüm. Teşekkür ederim. O sıkıştım, nefessiz kaldım kız. Oh efendim, maşallah. Ne güzel sizi böyle bir arada görmek. İyi günler. İyi günler komşum. Müdürümü biz açacağız karşıya bugün. Arabasını tamire vermiş. Öyle mi? Öyle, eksik olmasınlar. Ne güzel, ne güzel. Komşuluk bu işte efendim. Akşama da ziyafet varmış galiba bizim kiracılarda. Toplanacağız komşum. Atacağız birkaç kadeh biraderlerle. Oh, afiyet olsun. Şengül Hanım, usul ahenk çalışamıyoruz eskisi gibi. Ara verdik derslere. Kız baksana şu katile. Nefes aldırmıyor. Yemek, bulaşık, ne dersi? Çalışırsınız komşum. Hadi ablacığım, bekletmeyelim müdürümü. Yürü, eyvallah. Efendim Sefa ile. Ben de bugün için söylemiyorum zaten efendim. Ne zaman müsait olursanız canım. Bol kazançlar. Cafer, koş yardım et beyefendilere. Buyurun. Buyurun kapıcı, kapıcı. Buyurun. Komşum çağırmadıkları için bozuk atıyor galiba biraderlere koçum. Öldü öldü kıskançlıktan Yavuz Bey. Sabahtan beri herkes onu soruyor. Sen de az dedikoducu değilsin ha Cafer, ondan ona. Moruk kafa dengi de, o karısını hiç çekemem. Hıçkırıklar kraliçesi. Yengede de ne laflar var maşallah. Kondurdu. Ablacığım, karıştırmayalım şimdi konu komşuyu. Vatandaş rahatsız oluyor. Hah, katiller gidiyor Sevim. Bir şey istiyor musun halde? Yetişti baykuş.
Gidiyoruz sayın abim. Buyur emret. Getirin işte turfanda bir şeyler. Ne istiyor? Ne isteyecek? Sebze meyve. Bu akşam şairlerdeymişsiniz. Tamam. Kız bu da duymuş. Nasıl engel aranız sayın abim? Mis gibi. Ben de gireceğim, bensiz olmaz. Bekleriz sayın abim. Çağırma kız şunu, Allah Allah. İdare et vatandaşı ablacığım. O saati kadar o sar. Yazık ya. Ölecek. Tedavi ettiremiyorlar mı bunu? Onun tedavisi alkol müdürüm. Buyurun lan. Atla sen de ablacığım. Şükrü Bey katillerle gidiyor Sevim. Şükrü Bey. Efendim. Yaramaz o senin damat, yaramaz. Anam. Fazla yüz veriyorsun. Ben senin yerinde olsam hemen sepetlerim. Cemil Bey, olmuyor ama. Sokakta konuşulacak şey mi bunlar? Sayın abim, karıştırmayalım vatandaşın özel işlerini. Ayıp oluyor. Kaldır şu bisikleri koçum. Tangırdatmayalım vatandaşın kafasını. Başla. Buyurun. Cemile. Cafer. Ne var? Şairlerde yemek başlar başlamaz haber vereceksin bana. Duydun mu? Ben uğraşamam o işlerle Cemil abi. Ne yapar sonra beni katil? Doğrar valla. Haber vereceksin dedim. O kadar. Yakarım seni. Attırırım bu apartmandan. He, kolaydı. Attır bakalım. Çak 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 çak. Tarlaya ektim soğan. Gitmedi yedi Doğan. Rahat mısın müdürüm orada? Çok rahatım Yavuz Bey, sağ ol. Ha, 40 yılda bir sayın müdürümüzü arabamızda götürüyoruz. Sarsmayalım. Tarlaya ektim soğan. Tarlaya... Kız Yavuz. Ne var ablacığım? Terbiyeli konuşalım misafirimizin yanında. Kız sen de şöyle kravat falan taksana. Bak adama ne güzel giyinmiş. Teşekkür ederim. Haydut gibisin kız. Yaka bağırı çık. O ne öyle? Kıllar buradan fışkırmış. Ay. Ablacığım bırak şimdi vatandaşın kılını bağrını. Misafirimizin yanında bozum olmayalım. Tarlaya ektiğim soğan tarlaya. Bak bak görüyor musun müdürüm? Doğrayacak bizi. Mandalara ehliyet veriyorlar. Şimdi buna karç karç bindirmez misin yani? Zorla vatandaşı trafik canavarı yapacak bunlar. Anlamıyorum efendim. Nasıl bizi davet etmezler? Etmez etmez efendim. Keyfi misiniz insanları? Biz ev sahibiz efendim. Saygısızlar. Cenap Bey de oturmayacaksa 6 ay Almanya'da kalacakmış. Çıksın o arkadaşı olacak. O kılını pis mahluk da evimizden. Ayla Hanım bakın vallahi bir kaza çıkacak elimden. Nedir efendim sizin bu Cenap Bey düşkünlüğünüz? Aa, o kadar meraklıysanız siz de gidin onunla Almanya'ya. Ayla ne diyor öyle Sabri Bey kaşlarını çata çata? Kurban kestirmeyecek miymiş bayramda? Ne kurbanı efendim? Bu da artık iyice. Başka şey konuşuyoruz şimdi burada. Söyle ona kestirsin. Hakkımı helal etmem vallahi. Kurban değil anneciğim. Kiracıları konuşuyoruz. Kiracıları. O fare suratlı Sıtkı Bey çıksın diyorum evimizden. Neler saçmalıyorsunuz siz Ayla Hanım? Adam resmen kiracımız. Nasıl çıkarırsınız? Kontratta onun imzası var. Ayla, ne diyor Sabri Bey? Çıkartamayız diyor anneciğim. Kontratta Sıtkı Bey'in imzası varmış. Ben anlamam efendim. Çıksın. Ben Celal Bey'i tanırım. Allah belasını versin. Bela anmayın efendim evin içinde. Döner dolaşır size gelir. Söyle kocana çıkarsın o sakallı pisi. Ben de tanımıyorum. Duydunuz mu efendim? O kadar. Ev onun. Vay eviniz başınıza yıkılsın inşallah. Nasıl tanımazsınız efendim? Adam o kadar resminizi yaptı. Sen de bunların çenesine dayanamadın. Erkenden göçtün herhalde o tarafa muhterem. Şevket konuşacak mısın şimdi Bursa'yla? Yer bulamayabiliriz ha. Bulurum ben bulurum. Konuşacağım. Gidiyoruz değil mi anne? Sonra su koyuvermek yok ha. Aa kaçar mı bu fırsat teyze? Tamam dedim ya oğlum. Gidiyoruz. Kardeşinle de konuş. Konuşacağım. Hadi ben gidiyorum. Bir daha öpeyim şu tatlı yanaklarından senin. Yıkanınca da pamuk olmuş pamuk.
Otur be Şevket, ne güzel konuşuyoruz. Sen de artık her gün şirkete gidiyorsun ha. İşimiz var Mine, bayram öncesi. Alacak verecek var. İnsanlar para bekliyor, para. Ya bak gördün mü patronu? Herkesi düşünüyor, Allah razı olsun. Düşünür benim oğlum, düşünür. Allah da ona daha çok verir teyze. Hadi Mineciğim. Hadi Şevketciğim, güle güle. Aman Bursa'ya gideceğimizi nimet duymasın ha. Aman aman. Siz de söylemeyin sakın ha. Hadi oğlum. Allah işini rast getirsin. Sağ ol anacığım. Hadi canım. Nimet Hanım dediniz de iyice üşütmüş o kafayı abla. Çocuk onu görünce ağlıyor diye küsüyormuş. Aa, torununa. Evet anne, Özge anlattı. Hakikaten delirmiş kadın. Allah akıl fikir versin. Sen soğuttun bu çocuğu benden diye Özge'ye bağırıyormuş. Anneannesini sevsin diye devamlı oyuncak getiriyormuş kıza. Sakın kızın yüzüne öyle dik dik bakmayacaksın. Duydun mu tahta kafa? Ağlıyor evladım. Aa Nimet, sen yine saçmalamaya başladın. Ne dedi, ne? Evet Nimet, çok saçma. Ben mi ağlatıyorum çocuğu? Sen ağlatıyorsun tabii. Korkuyor yavrum. Baksana şu suratına. Aa Nimet, bu kadarı fazla. Ne varmış benim suratımda? İleri gidiyorsun, dikkat et sözlerine. Sus, geçir verim şimdi şunu tahta kafana. Ne olurmuş dikkat etmezsen. Neyse, hadi kapının önünde tartışmayalım. Evde konuşuruz. Ne varmış bunun içinde? Aa. Bakalım kim gelmiş? Aa, hoş geldiniz. İyi günler Özgeciğim. Nerede İpek? Uyuyor mu yoksa? Burada anne oynuyor. Aa, aa canım. Bir gün görmesem dayanamıyorum vallahi. Oyuncak getirdim ona. Aa, ne yapıyorsun anne? Her gün oyuncak mı getirilir? Karışma sen. Ben torunumu alıyorum onları. Ben de aynı şeyi söylüyorum kızım ama dinlemiyor. Kıymeti kalmaz ki hediyenin. Tabii. her gün. Sen de o kıymetli fikirlerini kendine sakla tahta kafa. Çevir başını. Bak böyle çocuğa. İpek. Ne yapıyorsun yavrum? Oynuyor musun? Bak cici annen ne getirdi sana. Sevme o kaka babaanneyi. Söyle bakayım. Kaka babaanne de. Söyleme anne, öyle kulağına gidecek kadının. Gitsin, yalan mı? Kaka babaanne. Of evladım of. İpek. Söyle bakayım. Kaka babaanne de. Pis babaanne de. Aa, niye ağladı yine bu? Ya nasılmış Nimet? Ben mi ağlattım şimdi de? Sen ağlattın tabii. Baktın oradan öyle çocuğa. Çevir başını. Çevir çabuk. Bakın, biz gittikten sonra bir yere kıpırdamayın. Duydunuz mu? Buradayız baba, duyduk. Hadi enişte, tarihi bir olaya imza atıyorsun yine bugün. Hayırlı, uğurlu olsun. Ne sırıtıyorsun öyle iblis? Kim sırıtıyor baba? Sırıtırlar Halil Bey. Abim ne söylese bunlara dalga konusu. Hele o budur, bunları azdıran o işte. Kırarım boynuzunu iblis, hissen kadar konuş. Tövbe, ne yaptık şimdi Halil Bey? Sus, cevap verme. Ayıptır aslanım, ayıp. İftihar etmeniz, gurur duymanız lazım babanıza. Koskoca şehir kuruyor adam, şehir. Kes sen de propaganda Hüseyin. Saydın mı, bitti mi Sultan Hanım? Bitti bitti, aman. Çenelerinden doğru dürüst sayamadım ki, al. Neyse, yolda sayarız. Maşallah, kısa günün kârı enişte. Nereden baksam bir 50-60 var. Gözün mü kaldı iblis, çevir başını. Kasada 4.500.000 var Halil Bey. Yeter mi? Yeter yeter. Mal gelmeyecek ki. Geç kasaya bakayım. Geç şöyle. 4.500.000. Say. Akşama kuruş kuruş hesabını isterim. Vermiyor muyuz baba? Hadi rahat ol. Hadi enişte. Yolumuz uzun. Güle güle. İnsan bir hayır diler aslanım. Diler mi onlar? Hayırlı olsun. Ya yarım ağızla. Hadi abi. İnşallah şu iş olur da utanırlar yaptıklarında. Gel enişte gel. Buyur. Sekiz, iki daha, on. Elde var bir.
Ne yapıyor bu bunun içeride? Hesap yapıyor Tertip. Bütün paramı çekeceğim, görür o. Çek Tertip. Gir içeri işte. Vur yumruğunu masaya. Vurmazsam en az 250-300 milyon alacağım var Tertip. Ne yapacaksın o parayla? Bayramda iki kere mektebe giderim. Burama geldi. 46 yaşındayız. Bir karımız olmadı Tertip. Benim de yok. Ben de isteyeceğim. Uyutuyor bizi devamlı. Başka ne yapacaksın? Gecekondu yapacağım Tertip. Halil şehrin yanında. Halil şehrin neresi? Hüseyin abi biliyor. Ta 3. köprünün oradaymış. Al Tertip. Babam bizi uyutuyor. Gir içeri. İsteyeceğim. Elektriği de bedava bağlatırız diyor Hüseyin abi. Takıyormuş tele bir tane kanca. O ne güzel. Evin olunca karın da olur. Gir içeri hemen ister. Arkandayım. İsteyeceğim. Yetti burama geldi. Para yok, karı yok. Tamam Tertip, gir içeri. Hadi istedin. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada hayırsızlar? 26. 6 daha. 32. Tamam Tertip. Amca. Ne var hayırsız? 7 daha. 18. Amca. Görüyorsun hesap yapıyoruz. Ne istiyorsun yine? Paramı istiyorum amca. He? Ne parası? Birikmişlerimi istiyorum amca. 300 milyona yakın alacağım var senden. Ne yapacaksın o parayla? 50 milyonuyla mektebe giderim amca. He? Mektep mi? Anla işte amca, Galata'ya falan. Tuh, ahlaksız. Nasıl konuşuyorsun sen öyle amcamla? Konuşurum amca. Yetti, tak etti burama geldi karısızlık. Tuh, Allah cezanı versin. 250'sini de Hüseyin abiye vereceğim amca. Tuh, eşek kafalı. Ah. Bak hala konuşuyor. Kim verdi bu akılları sana? Tertim verdi amca. Halis, gel buraya. Sen verdin ha? Gel buraya. Ya bana döveceksin. Döveceğim. Buraya gel. Ya vallahi ben bir şey söylemedim. Sus. Yemin etme gebertirim. O söyledi amca. Sus. Oh. Geberteceğim seni de. Sana buraya gel diyorum. Bak çok fena yapacağım. Halis. Gel buraya diyorum. Bereket versin. Hey maşallah, baklava var, semiz otu var. Adım abi, babam peşinde dövecek. Sakla beni. Olmaz oğlum onu Sertim. Hani nerede baban? Geliyor, dövecek. Yok aslanım, gelen giden. Rüya mı görüyorsun? Geliyor Adım abi. Yakalarsa mahvoldum ben. Direkt burada mı? Burada, içeride. Ha, o beni saklar. Bana bak, bir numara çevirmiyorsun yine inşallah. Ne numarası Adım abi? Dilek! Kurtar beni Dilek! 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 Ah, özür dilerim hanımefendi. Bu ne be ama? Deli misin nesin? Arkadaş arkadaş, özür dileriz. Ne oluyor Tertip? Bu ne heyecan böyle? Sakla beni Dilek. Babam peşinde. Sopayı aldı, geliyor, dövecek. Hani nerede baban? Ben göremiyorum. Geliyor Dilek. Peşimde. Sakla beni. Al kucağına. Tertip şimdi bir dayak da benden yiyeceksin. Rahat dur. Rahatım böyle Dilek. Senin kollarında. Tertip! Bir terslik olmaz değil mi? 4 Nisan'da oradayız. Sabah. Teşekkür ederim. 12 Nisan pazar ayrılıyoruz. Tamam mı Şükrü? Tamam abi, öyle. Avansı hesap numaranızı da çıkarıyorum şimdi. Görüşmek üzere, iyi günler. Şükrü bak, parayı da yatırıyor, sonradan olmadı gelemiyoruz falan, dinlemem ha. Gidiyoruz abi kesin. Nazan da ben de bunu aldık. Otursun bilgiler evde. Ali de sevgilisiyle. Ne yapacaklarsa yapsınlar. O kadar oğlum. Karı koca kafanızı dinleyin biraz. Sen niye gelmiyorsun leylek oğlum? Suyla otelde zor be baba. Ağlıyor, yemekte rahat vermez. Doğru. Nimet Hanım'ı görünce ağlıyormuş ha. Korkuyor kadından baba. O da her gün bir oyuncak alıyor, bize geliyor. Ruh hastası. Aman ha, bana bak. Onlar duymasın Bursa'ya gideceğimizi. Tamam baba. Üf, amma çokmuş bu da. Lüzumsuz bir şey aslında. Evet. Herkes birbirine gönderir ama. Kimse de okumaz angarya. Demet, bitmedi mi hala o kartlar kızım? Bitmedi Ergun Bey. Baksanıza 122 tane. Neyse, bitenleri verin de imzalatayım. Neredeler? Hepsi Cem Bey'in odasında. Bursa'ya gidiyorlarmış bayramda. Çekirgeye, kaplıcaya. Siz bir yere gitmiyor musunuz? Para yok Ergun Bey. Nereye gideceğiz? İkramiye düşünüyorlar mıymış acaba? Dur be, ağzını yok diyeyim. Sanma ama. Hadi Cem, ben amcanın odasındayım. Bir şey olursa görüşürüz. Tamam baba, görüşürüz. Ha, özür dilerim efendim.
Hayrola Ergun, telaşlısın. Telaş değildi efendim. Kalp kalbe karşıymış. Şunları imzalatacaktım. Cem Bey imzalasın. Getirin Ergun Bey. Tabii efendim. Bir de. Ne var? Ben değil de yanlış anlamayın. Çocuklar soruyor. Acaba ikramiye gibi bir şey. Onu da Cem Bey'le konuş. Nöbetçi müdür bugün o. Biz tatile çıkıyoruz, tamam mı? Tamam efendim. Ergun Bey buyurun. Geldim efendim. Maşallah şirketler işçisinden soruluyor artık. Ne güzel iştahar ediyoruz. İkramiye mi dediniz? Ben demiyorum da efendim. Arkadaşlar malum bayram tatili uzun bu sefer. Bakalım bir hesap yapalım da. Tabii efendim yapalım. Oh neyse bitti. Ergun Bey çıktı. Demet al kızım şunları. Bitti mi? Bitti Ergun Bey. İkramiye ile ilgili bir şey konuştunuz mu? Konuştuk. Şevket Bey de Vilayet Hazretleri'ne havale etti. Zaten ne zaman bir işi başlatmak istese hep öyle yapar. Cem Bey ne diyor? Ne diyecek kanal? Yandık üzbü adam önünden. Yandık vallahi yandık. İşçi düşmanı kazıklı boyvada. Tövbe ne kelime müdürüm affedersin. Gitme başımdan işine bak sen. Vermiyor mu? Bakacakmış para durumuna. Eyvah. Bunun ne kimseyi düşünmesin Allah. İlletir. Vallahi illetir. Kendileri 5 yıldızlı otellere gidiyorlar ama. Sana ne müdürüm affedersin. İstediği yere gider. Paron. Adam patron. Defol git başımdan. Patron uşağı. Ağzını topla sıkıveririm gırtlağını. Uşak sensin. Gebert kimsin şimdi? Kadir. Tutun şunu üstüme geliyor. Gebert kim şunu? Tutun şunu. Tut biraz. Tut şunu. Bırak. Olmaz abi olmaz. Sen şey bırak. Baban kurbanım sana. Bırak affedersin. Bırak geberteyim şunu. Geber. Gelme üstüme. Rahatlayın. Öldürüyorlar seni. Abbas efendim. Durun. Ya Abbas efendi. Ne oluyor Ergun? Üstümü yürü efendim. Baksana şuna gırtlağımı sıkıyor. Aa, ne ayıp Abbas efendi. Şşş. Babam kurbanım sana. Bırak. Dur, bırak öldüreyim şunu. Bırak. Geldik Hüseyin. Geldik enişte geldik. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Vallahi aynen Amerikalıların Mars'a indiği gibi indin enişte. Hayırlı uğurlu olsun. Ana pek ıssızmış buraları be abi. Şuracıkta adamı boğsalar kimsenin ruhu bile duymaz. Kız şimdi moralini bozmasana gelir gelmez şuraya eniştemin. Böyle mi kalacak buraları salak? O nasıl söz iblis? Hayır enişte, anlamadan dinlemeden konuşuyor hemen. Ne olacak buralar 3 sene sonra biliyor musun sen? Triplex villalar, hepsi bahçeli, havuzlu. Böyle tenis bahçeleri, yüzme havuzları, alışveriş merkezleri. Biz nerede oturacağız peki abi? Siz şurada. Şehir merkezinden ayrı. Enişten kafasını dinleyecek. 3. köprüye şöyle kuş bakışı. Hadi inşallah. Köprü nerede? He? Köprü mü dedin? He. Köprü. Ha köprü. Onun daha nereden geçeceği henüz belli değil. Kimin bu arazi Hüseyin? Kimin olacak enişte? Allah'ın toprağı. Hazine malı. Vereceğiz projemizi bakanlığa, yatıracağız teminat akçemizi, 2 ayda alacağız kredimizi, teşviğimizi. Bizim gücümüz yetmez buna. Bozma moralini enişte, aracımız sağlam. Vereceğiz birkaç kuruş, mimarımız da var, proje hazır bizi bekliyorlar. Sen de her şeye hayır deme be Halil Bey, dinle adamı biraz. Benim eniştem sağlam adımını atar her işe, yaş tahtaya basmaz öyle. Basmam. Gel eniştem gel ver elini bana. Bak şehrin merkezi orası. Bas bas mübarek ayağının malının üstüne. Sen de tut kız eniştemi. Yokuş mu ineceğiz Hüseyin? Şöyle 2 adım bir şey değil mi enişte? Gel gel. Sıkı tuttun mu kız hadi gel enişte. Yoruldun mu? Yoruldum vallahi. Alışmışım her yere arabayla gitmeye. Vah vah. Çok acıyorum sana. Yürü biraz yürü. Göbek de bırakırsın sen bu gidişle yakında. Bundan sonra yürüyeceğiz. Babam yemin etti vermeyecek bir daha arabayı. Benim yüzümden. Ali bir telefon edip özür dileyim mi babandan? Yok yok. Sakın yapma öyle bir şey. Şu motora yetişelim. O biraz zor. Acele etme gelir şimdi bir tane daha.
Üsküdar'dan da otobüse mi bineceğiz? Ah canım, kusura bakma, bütün limuzinler tutulmuş bugün. Motor sallayabilir, vapurla geçelim istersen. Yüzme bilmiyorsan ben seni kurtarırım. Gel korkma, tehlike anında kurtarılacaklar listemin en başında sen var. Bitmedi mi hala bu hazırlıklar İbrikçi? Sıkıldı mı ya? Kokteyl prolonjiye döndü. Ne kadar büyüttün bu işi ya? Ben değil Cenab abi, onlar büyüttü. Kim onlar? Katiller. Kadın saçını yaptırmaya gitmiş. Baksana berbere. Daha neler artık. Tuvaletini de giysin öyle gelsin bari. Öyle gelecek vallahi Cenab abi. Bak görürsün. Cemil Bey de duymuş. Bu fena işte. Onu çekemem yani. Esmer de mi gelecek acaba İbrikçi? Saçlarını taratmış. O gelsin Cenab abi. Cafer'i de markete yolladım. Neden? Ne ısmarladın? Fazla bir şey değil Cenab abi. Kuru yemiş, çerez falan. Kalmamış hiç. Hesabını bil İbrikçi. Bak ben Almanya'dayken iyi geçin Halil Gıda'yla. Sen bunu sevmedin Cenab abi. Doğrusunu istersen sevmedim. Olmadı İbrikçi. Lostra salonlarındaki resimler gibi. Ben de sevmedim Cenab abi. Ismarlama resim. İsteyerek yapmadım ki. Kutlarım seni İbrikçi. Aferin. İşte böyle samimi olacaksın. Kapatalım üstünü gitsin. Birkaç kadeh içirdikten sonra belki kabzımala beğendiririz. Hı? Sen de atma şunları şöyle Cenab abi. Sabahtan beri topluyorum. Özür dilerim beyefendi, bir daha olmaz. Bir iki aya kadar kurtuluyorsun zaten benden. Bak şimdi ne dedim be Cenab abi, hemen alındın. Alınırım efendim. Sebebini de biliyorum. Resminizi beğenmedik. İlgisi yok Cenab abi. Ben de beğenmedim. Öyle öyle. Ben anlarım senin ne demek istediğini İbrikçi. Kırıyorsun beni. Zaten duygusallığım üstümde. Şurada üç günüm kalmış misafirim. Do re mi re mi fa sol la sol. Aferin. Ders mi çalışıyorsun evladım? Ders mi dedi? Allah Allah. Beste efendim, beste. Aferin. Çalış evladım, çalış. Allah sizin açıklığı versin. Nerede bu kız? İçeride efendim, tuvalette herhalde. Hay hay hami hami. Ayla, nereye kızım? Bu ne kılık efendim? Niye süslendiniz böyle, hayrola? Cenap beyler efendim, çıkıp konuşacağım. Ne konuşacaksınız? Teessüflerimi bildireceğim efendim. Ayla Hanım, bakın böyle bir şey yaparsanız bir daha giremezsiniz bu eve. Karışmayın bana efendim, konuşacağım. Kız, otur oturduğun yerde. Azdın mı sen? Akşama baban gelsin, kırdırmazsan bacaklarını. Galiba bu safra kesesi Gülşen Hanım. Şikayetleriniz onu gösteriyor. Ben bir bakayım da olmazsa bir de ultrasona girersiniz. Buyurun şöyle soyunun. Gördünüz mü başıma geleni? Ameliyat mı olmam lazım Türkan Hanım? Zor bir ameliyat değil canım. Hele bir adını koyalım. Yardım et Gül. Buyurun. Hadi gözün aydın. Cenap Bey ders vermeyi kabul etmiş yeşime. Etti. Allah razı olsun. Babanlar kaza geçirmiş Gül. Ne? Kaza mı? Nerede? Halilşehir'de. Bayır aşağı yuvarlanmışlar. Vah anam vah. Neredeler şimdi? Evdeler evde. Çok kötü değilmiş. Telaşlanma. Yara bere. Baban dizini omzunu incitmiş. Bir uğra istersen. Üf be Cafer, yüreğimi ağzıma getirdi. Tamam, uğrarım akşama. Olsun olsun, sen bir git bak Gül. Olmazsa akşama birlikte bir daha uğrarız. Doktorluk pek bir şey yok dediler ama sağ olun. Hadi Gül fırla, al yanına da pansuman için bir şeyler. Şampanyalarımızı içelim, tabloyu sonra açarız İbrikçi. Havaya sokalım onları biraz. Tabii Cenab abi. Bir de beğenmezlerse. Beğenirler canımın içi.
Bu resim tam onların zevkine göre. 250 milyon daha verecek biliyorsun. Biliyorum Cenab abi. Parayı peşin mi istesek acaba? Yok. Olmaz. Kapa kaçar. Ben alırım, sen merak etme. Bakmadan sakın açma. Cemil Bey olabilir. Cafer geldi. Buyurun. Nerede kaldın canımın içi? Kusura bakmayın efendim. Kayınbabam düşmüş arazide. Aa. Bir yerlerini incitmiş de. Ne? Vah vah Halicime. Geçmiş olsun ya. Sağ olun. Çekilir misiniz yoldan Cafer Bey? Buyurun. Oo, buyursunlar hanımefendi. Bu ne güzellik. Küsüm size. Teessüflerimi bildirmeye geldim. Niye hanımefendi? Ne gibi bir kusurumuz oldu acaba bilmeden? Vallahi çok üzülürüm. Daha ne yapacaksınız efendim? Çekil şuradan. Oh, buyurun. Ayla Hanım, bakın son defa söylüyorum. Derhal evinize. Anam. Karışmayın bana efendim, konuşacağım. Sabricim, hayrola ya. Sizi biraz gergin görüyorum. Gerginim efendim. Kusurumuza bakmayın. Böyle paldır küldür girdik içeriye. Aman efendim. Burası sizin eviniz Sabricim. Bir problem varsa buyurun konuşalım Allah aşkına, değil mi? Var efendim. Buyurun. Sen ne dikiliyorsun orada? Şunu getirmiştim efendim. Buyurun. Biz de resmi yaptırdık ama efendim, hiç böyle şampanyalarla davet edilmedik. Aman efendim, şampanyanın lafı mı olur? Rica ederim. Buyurun, başımızın üstünde yeriniz var. Şeref verirsiniz. İstemez istemez. Başınıza çalınsın şampanyanız. Ayla Hanım, bakın son defa söylüyorum. Bu konuda bir kelime daha söylerseniz. Anam. Sen niye lafa karışıyorsun eşek? Evet Gülşen Hanım, siz yine bir ultrasona girin ama. Safra kesesi mi? %90 öyle görünüyor. Bir dakika. Nerede o şıllık? Aa, teyze. Kıracağım bacaklarını. Süslenip süslenip evden kaçıyor. Nerede o? Gel bakayım buraya. Hastam o teyzeciğim, hastam. Kızın değil, dur. Cemil, nereye gidiyorsun? Buradayım Sevim. Şunların resmine bir bakıp geleceğim. Bakalım nasıl olmuş. Hayır, bir yere gitmeyeceksin. Gel buraya. 2 dakika vallahi Sevim. Bırak. Buraya gel dedim. Senin niyetin içki içmek. Bak gidersen içeriye almam, kapıda kalırsın, ona göre. Yürü. Ha. Aman. Ay, her tarafım sızlıyor. Aa, benim de kız. Şu dirseklerim, dizlerim. Ya ben ne diyeyim? Ellerine sağlık kızım. Geçmiş olsun. Bir şey değil de baba. Söylemeyeyim diyorum ama. Söyle söyle. Hasta bakıcı bozuntusu. Buldun ya bizi böyle elsiz ayaksız. Çenen açılır şimdi. Kız şimdi sırası mı kavganın, nizanın? Canımızla uğraşıyoruz şurada. Söyleyeceğim tabii. Bak şimdi zorla beni konuşturuyor. Ne gözü doymaz insanlarmışsınız be. Sizin neyinizi Halilşehir Malilşehir? Kapatın şu konuyu. Kaldırmayın beni yerimden. Anam. Rahat durmuyor ki yılan kızın. Sensin aç gözlü. Tüh. Allah senin cezanı versin. Sensin yılan. Yalan mı doymuyor gözünüz? Aha. Kadın, defol git başımızdan. Şu halimizle kavgaya mı geldin sen? Kaldırmayın beni yerimden. Kapatın şu konuyu dedim. Her tarafım yanıyor. Cahil cahil konuşma sen de bacım. Bittiği zaman ne olacak biliyor musun o Halilşehir? Tövbeler olsun. Mahsus mu yapıyorsun iblis? Halilşehir deme, bana kıracağım bu oyunuzunu. Zorla laf istiyor ama bu da enişte. Bak hala konuşuyor iblis. Gelir gelmez soktun nifa kadına yol. Yılan gibi. Sensin yılan. Hay o Halilşehir, başınızı yesin inşallah. Sen öyle Halilşehir Malilşehir diye hor görme bacıma. Sana Halilşehir yok demedim mi iblis? Enişte. Afiyet şeker olsun efendim. Nasıl, beğendiniz mi şarabınızı? Pek güzelmiş evladım. Kesene bereket. Rahmetli de çok severdi. Nur içinde yatsın. Belli efendim, belli. Hayat fışkırıyor gözlerinden, baksanıza. Bundan sonra ayağımın altına ipek halı döşeseler gitmem o uyuzların evine efendim. Ne lüzumu var efendim? Kim oluyor onlar? Kiracı parçaları. Evet, ne güzel söylediniz. Bakın biz böyle biz bize ne kadar mutluyuz. Ne işimiz var o haydutla, seviyesiz eseriyle falan.
Muhatap bile olmam bundan sonra. Resimleri de bir şeye benzemiyor zaten. Berbat efendim, berbat. Şişirmiş adam. Bir de şu nur yüzlü kayınvalidemin resmine bakın. Şu zarafete. Öpeceğim. Melek, vallahi melek. Başka şarabımız var mı evladım? Ayırdınız mı Rüknettin'e de? Tövbe yarabbi. Rüknettin'e mi dedi efendim? Evet efendim. Rüknettin'e. Kafayı buldu herhalde. Efendim artık resmimizi görebiliriz. Aç bakalım İbrikçi. Aç birader. Vatandaş görsün kellesini. Aa, bu ne kız? Canlı gibi vallahi. Helal olsun sana birader. Teşekkür ederim efendim. 10 numara şerefsin. Yavruyu da oturtmuşsun vatandaşın kucağına. Buyurun. Ama Yavuz Bey, ne acelesi var? Var birader. Vatandaş yolunu bulacak. Sağ olun. Kız aferin. Burnumu şurasında düzeltmişsin. Bırak şimdi. Burnunu, kaval kemiğini. Vatandaş aynen döktürmüş burada. Kız biraz bahşiş ver bari adama. Ne biçim katilsin sen? Verelim. Al şunu birader. Örtün ödenekten, sok cebine. Aman Yavuz Bey lütfen. Al kız al. Sok cebine, ben veriyorum. Sok birader. Hakkın o senin. Sıtkıcığım al al. Ben kapıya bakarım. Yavuz Beyleri kırma. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Burada mı canım abicim? Buradalar, buyurun, iyi akşamlar. Gel birader. Hayrola? Yaramaz bir şey yok canım abicim. Prensi getirdim. Tak huysuzlandı da biraz. Özledi herhalde. Burada da mı buldun lan bizi? Kot kot kot. Aman. Hor görme yavruyu ablacığım. Özlemiş babasını. Oo, bu ne böyle canım abicim? Şahane olmuş. Tak, elinize sağlık vallahi birader. Çok teşekkür ederim. Döktürdü birader, döktürdü. Aynen canım abicim. Yani elimi uzatsam tutacakmış gibi vallahi ya. Tak. Tamam birader. Şampanya Sedat Bey. Sağ olun efendim, içelim. Bu resmi içilir canım abicim. İçilir birader. Şengül Hanım, sağlığınıza. Çiz. Afiyet olsun efendim. Ha, bu ya Halis ya da Cemil Bey Cenab abi. Ha, çekemem şimdi kimseyi. Ya. Siz keyfinize bakın, ben bakarım. Cenab amcacığım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak delikanlı, yine Cemil Bey'i peşine taktıysan... çekerim kulaklarını, haberin olsun. Hemen kapat kapıyı Cenab amca, peşimde. Eyvah eyvah. Halis, annen seni arıyor Halis. Bana ne, gelme peşinden. Ben annemden izin aldım. Annemden izin aldım diyor Cemil'ciğim. Ha. Yalan söylüyor. Şimdi konuştum annesiyle. Gel buraya. Gelmiyorum, bana ne. Gelmiyor Cemil'ciğim, görüyorsun canımın içi. Ha. Hadi gel sen. Aha, ben de bekliyorum o zaman. Utanmaz. Peki otur bakalım. Başladınız mı işbe? Başladık sayın abim. Buyur, vatandaş götürüyor. Oo, hem de şampanya. Sevim ararsa buraya gelmedim, haberiniz olsun. Bağış üstüne. Amcacığım, bana da bir kola verirseniz içerim öyle tatlı tatlı. Bağış üstüne, verelim de. Bak lafa karışırsan öyle göğsü memeli falan, tutarım kulağından atarım dışarı. Hoş geldin koçum. Hoş bulduk Katil Bey amcacığım. Eser ablacığım çok güzel olmuşsun. Resmi de çok güzel. Fıstık gibi maşallah. Asılma kız, manyak. İç kolanı işte. Sen de iç şampanyanı öyle köpekli köpekli. Oh. Arabasız da oluyormuş be baba. Motor, dolmuş, otobüs. Olur oğlum, neden olmasın? Bizim gençliğimiz yürümekle geçti. Bunlar yemeğe gelmeyecekler mi Nazan? Bilmem, telefon da etmediler. Allah Allah. Hiç böyle yapmazlardı. Alındılar mı acaba? Öyleyse çok üzülürüm vallahi. Nazan,
Sen de fazla duygusal hareket ediyorsun bazen. Elimde değil Şükrücüğüm. Tamam, ben kabahatli oldum şimdi. Gelirler anne. Bırakın, ne güzel konuşuyoruz şurada. Baba? Neyse. Bayramda da Bursa'ya gidiyorsunuz. Fena mı? Siz de başınızı dinlersiniz. Bak şimdi, niye öyle söyledin Şükrücüğüm? Tavır yapıyor bunlar galiba. Saat 9'u geçti, gelmeyecekler. Gelmesinler. Baba, biz hep böyle arabasız mı yaşayacağız? Bırak oğlum arabayı şimdi, önemli bir şey konuşuyoruz. Herkesin derdi başka. Bunlara bir ev bulalım Şükrücüğüm. Bu böyle olmayacak. Her gün bir sürtüşme. Bulsunlar Nazan. Allah Allah. Onu da mı biz bulacağız? Yayılmış oturuyor adam bütün gün. Şu Cemil Bey'in dediği gibi hayırsız damat da ne dertmiş be. Aydın'la Baygın'a o gece eve gelmediler. Olan oldu tabii. Annemle babam birbirlerine girdiler. Sen de asmayacaktın o kadar yüzünü Şükrü. Ağzına geleni söylüyorsun. Sen ne yaptın Nazancığım? Yataktan kalkmadım. Bu tavır değil mi? Yeşim, güzel güzel oynayın kızı. Aferin, bağırtmayın annenizi. Cafer! Buyur. Nasıl oldu, yandan çarptı? Daha iyi. Yürüyemez artık o. Zaten topaldı. Yürüyor maşallah, yürüyor. Sensin topal. Söylediği lafa bak baykuşum. Siyatik ağrısı 12, siyatik. Hava güzel efendim. Buyurun, burada içelim kahvelerimizi. Buyurun. Sağ ol evladım. Oh maşallah. Yayılmışsınız yine köy meydanı gibi. Ne zaman geliyor seninkiler? Gelecekler bugün. Otur, otur. Köpeğin pislemiyor inşallah. Sabri Bey, büyük hanımı havalandırmaya çıkarttı Sevim. Allah Allah. Ne var acaba bunu yedi mahalleye ilan edecek? He, baykuş. Biz de öğleden sonra çıkacağız biraz Sevim'le. Güzel, iyi edersiniz. Bugün ayın kaçı evladım? 12'si efendim. Ne günlerde? Pazar efendim, pazar. Bugün 5 kere sordu. Bulamış mı bu? Öyle sayılır. Alzheimer mi ne diyorlar? Bir söylediğini bir daha söylüyor. Zavallı. Cafer! Buyur. Sedatların kızı Antalya'ya mı kaçmış o çocukla? Yok yok, gelecek. Bekliyorlar. Karı koca birbirlerini yiyorlar onun yüzünden. Gelmez o, gelmez. Vuracakmış babası. Anam. Palavra, neyi vuruyor? Gönderirken düşünseydin. He. Sen süsle püsle yolla kızını. Kötü yola düştü o artık. Hayır gelmez. Tövbe. Bayram bitti mi evladım? Bitti efendim. 2 gün oldu. Allah Allah, bayram diye tutturdu. Sen mi kestin bizim kurbanı oğlum? Anam, kurban mı teyze? Kurban evladım. Sen kestin ya, şurada arka bahçede. Ha, şurada. Ben kestim, ben arkada. Allah kabul etsin. Amin. Sizin de kesenize bereket efendim. Görüyor musun vicdansızı? Kurban kestik diye parasını yiyor kadıncağızın. Yazık zavallı. Sabri Bey, burada mısınız efendim? Buradayız efendim. Anneciğim, üşümezsiniz inşallah. Hava güzel maşallah efendim, üşümez. Kahvelerimizi içelim kalkarız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Anneye toplanmış yine bunlar buraya. Hava alıyorlar biraz. Şimdi sepetleyeceğim hepsini. Sepetleyin efendim, laf dinlemesinler. 2 kelime konuşacağız şurada. Dunkoflar Almanya'dan geldi Sevim. Ah anam, geldiler. Hadi gözün aydı. Geldi Alman bozukları. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne bak Ayşe yengem. Abadi de burada. Özledim seni. Komsum ye. Ah Abadi. Nasılsın Ayşe'cim? Sağ ol abla, yok bir yaramazlık. Hoş geldin enişte, öpeyim. Hoş bulduk kızım, sağ ol. Öyle güzel gezdik ki Ayşe yenge. Böyle böyle sosisler, biralar. Ayıptır oğlum. Sokak ortasında anlatılmaz öyle şeyler. Yürü. Ooo, yakıyorsun vallahi tertip. Almanya'dan mı bunlar? Almanya'dan Cafer amca. Anneannemi aldı Kaufhof'tan. Güle güle giy, çok yakışmış. Çok yakıştı Gülsüm abla. Uçakta hostesler bile bana baktılar öyle.
Yürü. Bırak şu sapık sapık konuşmaları. Hadi. Hadi, hadi yavrum hadi. Geliyorum anneciğim. Buyurun. Neler almışlar Sevim, koş. Bana ne getirdiniz? Bize bir şey yok mu? Tövbe, bu da ne beleşçi. Yok Cemil amca, yalnız sevgilime. Karıştırma şimdi sevgilini mevgilini, patlatırım. Yürü. Bu da çocuk gibi adam. Allah Allah, sarhoş herhalde. Hiç böyle şey sorulur mu? Sana niye hediye getirecekler be adam? İyice sapıttı bu da. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsın teyzeciğim? Kahvemi içiyorsun Sarp Bey amcamla, tatlı tatlı öpüyorum. Hadi evladım hadi, hoş geldiniz. Oğlum yürü, patlatacağım. Burdur yolunda büyük kaza. Şimdi televizyon veriyor. 3 ölü 24 yaralı. Vah anam vah. Neyse efendim. Kazasız belasız geldiniz ya. Oh. Oh valla. Bayram bayram. En iyisi evde oturmak valla. Buyurun. Anne söyle gelsin. Bir kahve yap. Şeker ikram et. Mendil ver çocuklara. Ne mendili anneciğim? Komşu onlar, komşu. Üstümüzde. Almanya'dan geliyorlar. Öyle güzel geldik ki teyzeciğim. Kuş gibi uçtuk öyle. İyi evladım, anladık. Hoş geldiniz. Oğlum yürü. Bağırtma beni. Halis, bağırtma babanı yavrum. Yürü. Sedat, vallahi şimdi sıkıp bunun gırtlağını geberteceğim. Yine berbat etmiş ortalığı. Defol Allah'ın cezası, pis mahluk. Sek gebert kardeşim ha. Zaten cinlerim tepemde. Bu ne canım? Aa, esir miyiz biz bunların? Herkes seyahatte, kendi aleminde. Biz burada bütün bayram horoz bekçiliği yapıyoruz. Serdil bırak şimdi horozu. Bu kız nerede kardeşim? Ay ne bileyim Sedat. Vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor benim de. Ya cuma geleceklerdi. Bugün pazar. İnsaf tak. İnsan telefon etmez mi ya? Biz burada eşek başımıyız Serdil. Estağfurullah. Öyle oldu öyle. Tamam, kaçırdı kızı. Okuruz yarın gazetede rezaleti. Ay Allah göstermesin Sedat. Allah da arayı gösterecek Serpil. Tak ikisini vuracağım alnının ortasından. Belki onlardır, bak şuna. Sen bak, bakmam. Konuşmuyorum ben onunla. Yok benim öyle kızım. Yapma Sedat. Sen nasıl babasın? Ben öyle babayım işte. İskele babası. Sedat aç şunu. Belki önemli bir şey var. Allah Allah. Alo. Evet. Kim? Benim, evet, tak. Nerede? Ne olmuş Sedat? Yapma ya. Sapanca'da mı? Ay, ay Sedat yoksa? Yavuz abiler. Kaza mı? Kaza kaza. Ay gebersinler. Yetkiliyim evet. Tak hemen geliyorum. Hastaneye mi? Kapat istersen. Ölmüşler mi yoksa? Bu bir şey bilmiyor. 5 araba birbirine girmiş, tak tak. Vah vah. Üstüne ne kadar para varsa ver Serpil. Lazım olacak. Vereyim. Vah canım abim vah. Tabii kadına hava atayım derken hızlı sürmüş arabayı. Ya kadere bak. Kış kış. Allah'ın cezası, bu yine başımıza kaldı, gördün mü? O kız da gelirse tak kapat odayı kilitle. Soracağım bunun hesabını ona. Hadi efendim girelim. Yeter bu kadar hava. Üşütmeyelim büyük hanımı. Anneciğim hadi girelim evimize, hava serinledi. Dondurdunuz kadını be, dondurdunuz, hatırlıyor olacak. Tövbe, ağzını hayra aç be adam. Sanki biz düşünmüyoruz annemizi. He, baykuş. Her lafı ölüm, hastalık. Felaket tellalı. İzin istesene şundan. Ha Sabri Bey. Ne var? Bize bir saat izin verirsen kayınbabamı ziyarete gideceğiz. Bir saati geçirmeyin. Geçmez geçmez. Hah Cafer, koçum. Çabuk bir taksi çevir. Tak, Yavuz abiler Sapanca'da kaza geçirmiş. Başlar tak. Anam kaza. Kaza kaza. Yavuz beyler mi dediniz efendim? Ağır mı durumları? Hiçbir şey bilmiyoruz efendim. Trafikten aradılar. Hastanede dediler taksi. Ama 5 araba birbirine girmiş. Vah vah. Ay ölmüş mü yoksa? Vah anam vah. Ölmüş mü? Ha taksi de geleceğim sizden. Taksi. Atla koçum hadi. Sen nereye serseri? Gel buraya dur. Cafer dur, nereye? Gidiyorum ki. Ölmüş, ölmüş. Oh canım. Ah, hadi Cafer, ah, hadi hadi. Katiller kaza geçirmiş Sevim. Ölmüş, ikisi de ölmüş. Ağzını ayrı aç be sen de. Allah taksiratını affetsin. Ölmüştür o, ölmüştür. Kimse sağ çıkmaz öyle kazadan. Aferin sana Ayşeciğim. Bıraktığım gibi tertemiz buldum evi.
Aferin, akıllı kızım benim. Hanımdır o, hanım. Yemek de yapmış bize babacığım. Ne tatlı. Sıkma kadını. Sıkmıyorum babacığım. Canım Ayşe yengem o benim. Oo, ben de neler getirdim ona. Hah, tertibim geldi. Geldi hayırsız. Zili çalışından belli. Hoş geldin tertip. Sen de hoş geldin tertip. Gel bakayım hayırsız. El öp. Öpeyim amca. Öp yengenin de. Sağ ol. Ayakkabılarının altı inşallah temizdir Galip. Temiz yenge. Sildim de geldim. Ha, öyle lambur lumbur girilmez. Bak Ayşe yengeme her tarafı temizlemiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu halin hayırsız? Perişansın. Aç kaldık be amca. Ha, aç mı? Bitirdin mi paranı hemen? Çaldılar amca. Ha? Ah, ah. Çaldılar mı? Tuu salak. Salak baba salak. Tuu. Al rahat dön. Ne yaptın peki parasız? Ondan bundan borç aldık amca. Hüseyin abiden falan. Tuu eşek. Bir parana sahip çıkamıyorsun. Tuu eşek babacığım eşek. Al rahat dön dedim. Canım sıkıldı zaten şimdi. Alırım ayağımın altına ikinizi de. Niye buraya gelmedin? Ben para bırakmıştım Ayşe'ye. Sen biz yokken gelme buraya dedin amca. Evet, ben de dedim. Neyse, hadi yemek yiyelim. Hadi Ayşe'ciğim. Tuh, çaldırdın ha paranı. Utan be, utan. Şu kadın köy okulunda 3 sene bile okumamış. Sen orta birden terk. Salak. Utan utan salak. Gel. Yapmayın onu ya. Enişte, şu televizyonu kapatsan da müzik dinlesek. Biz de keyfimizden açmadık oğlum. Haber dinliyoruz şurada. Bak bir sürü kaza olmuş. Aydın ne dedin? Kaza mı olmuş? Nerede? Oho, her yerde. Bir bayram geliyor, sanki savaş çıkmış. Her taraf kan gölü. Ay nasıl bakıyorsunuz onlara? Moralimizi bozma be enişte. Babamlar da nerede kaldı? Getirme aklına öyle kötü şeyler Ali. Ben de merak ettim şimdi. Şunlar sağ salim mi gelseler? Gelirler sevgilim. Aa, bir şey söyledik, insanı pişman etme lütfen. Aydın bak her tarafı tertemiz yaptım, dağıtmayın sakın. Annem çok kızar ha. Oo. Sen de elimizi şöyle koysak bizi azarlıyorsun ya. Ne yapsak kabahat? Söylesene Şerife de biraz. Hepinize söylüyorum. Duyuyor musun Ali? Annem gelince ortalığı dağınık görmesin ha. Duyduk abla, kaç kere söyleyeceksin? Sen de annemden betersin ha. O kadar söylüyorum işte. Despotizm. Vallahi ben ne yapacağımı şaşırdım. Kayınvalidem çok daha hoşgörülü. Ali ben gideyim. Otur Zeynep. Aa, babamlar gelsin gideceğiz. Ben de geleceğim seninle. Ayıp olmaz mı? Olmaz canım. Niye olsun? Sıkıldın mı? Ya. Tabii oğlum. Huzursuz oldu kız. Baksana ablana. Elini oraya sürme. Başını oraya koyma. Aman aman. Hı. Oley geldi babamlar. Geldiler Ali. At çabuk. Babacığım. Hoş geldiniz. Geldik oğlum. Anneciğim. Geldik. Çok mu özledin? Özledik vallahi. Babacığım. Merak ettik efendim. Bir sürü de kaza olmuş. Oh çok şükür. Nasıldı yollar? Geldik geldik. Kalabalık da var. Ver. Biraz. Öldük öldük. Felaket. Hele o topçularda araba vapurunda sabahtan beri. Bir daha adım mı atmam bayramda bir yere? Hah tamam. Annem geldi. Aa bu ne efendim? Kestane şeker aldık size. Oo. Hoş geldiniz. Aa, Zeynep'ciğim sen de mi buradasın? Ne güzel. Hoş geldin Zeynep. Babacığım araba nerede? Kapının önünde. Niye sordun? E verirsen anahtarı artık. Zeynep'i bırakacağım da. Olur. Oh be baba. Arabasız öldük bir haftadır. Gezelim biraz. Gezin gezin. Anneciğim bak ev tertemiz. Size yemek de yaptım. Sağ ol Bilgeciğim. Hakikaten tertemiz. Eline sağlık. Hiç böyle bulacağım sanmıyordum açıkçası. Dünden beri dağılacak diye hiçbir yere elimizi bile sürdürmüyor efendim. Aferin kızım. Oh be özlemişim. İnsanın evi gibi var mı?
Size birer de yorgunluk kahvesi yapayım şimdi. Yap kızım, ben içerim. Anneciğim, nasıl geçti, memnun musun? Yok yok tövbe. Bir daha bir yere gitmem. Ne babaannenle ne yengenle. İyi gördüm seni maşallah teyze. İyi maşallah, iyi. Yaradı ona kaplıca. Allah uzun ömür versin. Hadi çocuklar, beklemeyin, siz de yoldan geldiniz. Hadi anne, görüşürüz. Görüşürüz kızım, sağ olun, kesenize bereket. Biz de Cemlere gideceğiz bu akşam anne. Özledik torunu da. Hadi selam söyleyeyim benden de, öpüyorum. Anne, kendine iyi bak ha. Sen iyi bak kendine. Küp gibi içiyorsun rakıları. Tamam tamam. Ne yapsın, onun da bin türlü dert var başında. Teyze, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Nasıl, iyi eğlendiniz mi? Sana ne bacım, affedersin. Sokağın ortasında konuşulacak laf mı bunlar? Tövbe tövbe. Ne var ablasında konuşuyoruz. Yok kızım yok. Bir daha mı tövbe? Burnumdan geldi. Şu oğlanlar anlayacaklar da üzülecekler diye yedim kendime. Gelinler mi teyze? Yürü Hacer Hanım yürü. Ne kelime, affedersin. Sıkma canını hanımımın. Yamine ne oldu, hiç anlamadım. Bütün gün Aslı'nın yüzüne oturdum ben. Evet astım Şevket. Vallahi bir ara bırakıp size eve dönüyordum. Farkındayım. Annemin hatırı olmasa ben orada esaslı bir cingar çıkartırdım ama. Tövbe, bir daha mı? Ne annenle ne Nazan'la adımımı atmam bir yere. Öyle mi? Öyle. Hadi annem her şeyimize karıştı. Nazan ne yaptı? Ne yapacak daha Şevket? Hiçbir şeyden memnun değil kadın. Bu kadar da menfi olunmaz ki. Hayata küsmüş sanki. Ben de tövbe ettim. Eşeklik bende. Estağfurullah. Bende. 40 yılda bir şöyle annemizi de alalım, hep birlikte bir şey yapalım dedik ama. Bir kerecik izin ver, yanağından öp. Kızın şunun sesini biraz İblis. Bir şey konuşuyoruz şurada. Kıstık ya baba. Niye canım? Ne güzel dinliyoruz. Sabahtan beri Halilşehir. Rahatsız mı oldunuz hanımefendi? Olduk ya. Var bir uğursuzluk o işte. Baksana ilk günden paramparça olduk neredeyse. Hadi. Cahil cahil konuşma. Aklı vermez senin öyle büyük projelere. Eniştem ufukta bir şey görmese devam eder mi? Marketi mi satacaksın baba? Bakalım. Yapalım da hesabımızı icap ederse. Yapma baba. Öyle tıkır tıkır işleyen dükkan satılır mı? Hayal şehir için. Sensin hayal şehir İblis. Dalga geçme aslanım. Doğru söylüyor vallahi. Aferin. Sapıttınız mı siz ayol? Vallahi yatarım o marketin kapısına da sattırmam. Kız salak. Halilşehir'in yanında o marketin lafı mı olur? Adam koskoca alışveriş merkezi dikecek oraya be. Halil merkez. Aç kapıyı İblis. Caferlerdir. Tam yemek vakti. Olsun, gelsinler. Konuşacağım onlarla da. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bildim ama. Buyurun. Eniştem yok mu? Sapanca'ya gitti Sedat Bey'le. Bizim katil eseriyle kaza geçirmiş yolda. O adam. Yapma be. Bir şey olmuş mu? Bilmiyoruz ki. Ağır herhalde durumları. Yazık. Çok değerli bir insan. Ölürse memlekete büyük kayıp. Ya biz de çok iyiliğini gördük. Hakkı ödenmez. Cafer ağlaya gitti valla. Sen nasılsın baba? Fena değil kızım. Yemek yediniz mi? Geç kahvaltı ettik baba, istemez bir şey, zahmet etmeyin. Isıtın şu kavurmayı da yiyelim Sultan Hanım, acıktık. Acıktık vallahi enişte. İş konuşmaktan unuttuk yemeği. Senin de hiç insafın yok yani Halil Bey. Bütün bayram sofra kur, sofra topla. Canım çıktı. Yolla şu oğullarını, lahmacun mahmacun gibi hazır bir şey alsınlar canım. Günah değil mi kız o kadar kavurmaya? Ne lahmacunu? Tövbe, dökecek misin? Telaşlanma Sultan Hanım, biz buraya kavurma yemeye gelmedik. Babamızın hatırını sormaya geldik. İyi maşallah. Sabahtan beri Halilşehir muhabbeti yapıyorlar abimle. Marketi de satacakmış. Ne? Baba sen ne yapıyorsun? Onun bunun lafıyla market mi satılır? Ha kız söyle. Beni dinlemiyor, sen söyle bari. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. Gel öpeceğim seni, gel. Gel. Merak ettim şu katil Sevim, ne oldu acaba? Aman Allah korusun, bir şey yoktur inşallah. Beş araba birbirine girmiş. Çok zor yaşaması.
Ay, ağzına hayrı at Cemil. Geldiler Sevim, dur bakalım şunlara. Cemil yürü, ne varmış bakacak? Geldilerse geldiler. Özgür, senin gelmene gerek yok. Ben çıkarım. Olur mu sevgilim, bırak. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kaldınız, merak ettiler sizi. Geldik işte Cemil amca, ne varmış merak edecek? Duymadınız mı, ne kazalar olmuş kızım? Katil de ölmüş Sapanca'da. Aa, ölmüş mü? Yaralı herhalde, yaralı. Babanı almaya gitti. İnsan bir telefon etmez mi? Annen evde bekliyor. Odaya kapatacakmış seni. Cemil yürü yeter. Ne diyor bu? Sarhoş o, her dakika sarhoş. Ne dediğinin farkında değil. Konuşurum ben annene, yumuşatırım, merak etme. Hah, geldiniz mi evladım? Geldik Sabri Bey amca. Oh neyse, sağ salim geldiniz ya. Zaman kötü evladım, malum. İnsanın aklına da bin türlü şey geliyor. Kaçırırlar, bağlarlar elini kolunu. Tecavüzü mecavüz ederler, Allah göstermesin. Olanları duydunuz herhalde. Duyduk. Alo. Efendim anneciğim. Bayramlaşma mı gelmişler kızım? Ne bayramı anneciğim? Sedat Bey'in kızı Antalya'dan geliyor, o çıktığı çocukla. Ne işi varmış kız çocuğun Antalyalarda Mantalyalarda? Geziyor herkes anneciğim. Bizim gibi ev beklemiyor böyle. Çocuk da çok zenginmiş. Rezalet vallahi. Bu ne artık canım? Nikahsız aleni geziyorlar. Gezerler efendim. Pırlanta yüzükler almış çocuk, baksanıza. Boynuzlu efendim. Anne de baba da boynuzlu. Bu da az gezmesi bu. Kim, ben mi anneciğim? Efendim ne dediniz? Gezdi. Babası gece yarısına kadar kapılarda beklerdi elinde sopa. Neler duyuyorum efendim, maşallah. Durup bir şey uyduruyor efendim. Azam ben. Kuru iftira vallahi. Kes sesini, Allah'ın cezası. Duramadım bir yerde. Zaten canım sıkın, vallahi kırk diye sıkıveririm gırtlağını şimdi ha. Anneciğim. Tüh, geldin ha. Sus bana. Aa, anne deme, geberteceğim seni. Kız sen neredesin ha, neredesin? Anne dur, anlatacağım. Geber, ne anlatacaksın? Kız sen havalandın mı ha, havalandın mı? O Özgür'ü de göreyim, tükürmezsem yüzüne. Ahlaksız ırz düşmanı, sahtekar. Anne bağırma, Özgür dışarıda. Dışarıda mı? Özgür. Merhaba, nasılsınız Serpil Hanım? Gel Özgürcüğüm, gel canım. Kusura bakma, evimiz biraz dağınık. Önemi yok. Aa, ne güzel şey bu. Sizin mi? Yavuz Beylerin, Sedat'ın ortağı var ya, hani küçük hisseli. Onlar da kaza geçirmişler bugün ya. Ya öyleymiş efendim, duyduk. Acıktınız mı? Yok Özgeciğim, yok. Telaşlanma kızım. Baba, kaplıcalar, uludağlar yaşadınız. Biz de burada. Ne yaşaması oğlum, bırak. En iyisi açmayalım o konuyu. Anne, bir şey mi oldu? Ben sana sonra anlatırım Özgeciğim. Şevket Bey sinirleniyor açılınca. Özgeciğim tamam, anlaşıldı. Kapatalım, sonra konuşursunuz. Siz ne yaptınız? Ay, ne yapacağız her gün annemlerle? Her gün bir oyuncak alıp geldiler baba. Vallahi fenalık geldi oyuncaktan. Cem engellemese hepsini fırlatıp atacağım. Gelirler mi bugün de? Yok. Bugün başka yere gidecek onlar. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelirlerdi. Aa, onlar mı yoksa? Olabilir vallahi. Bence de. Ne yapacağız Mine? Ne yapacağız canım? Aa, otur. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Yine mi oyuncak getirdiniz anne? Sana getirmiyorum kızım. Karışma. Torunuma getiriyorum. Kim var? Biz varız Nimetciğim, buyurun. Oo Şevketciğim, geldiniz mi Bursa'dan? İyi akşamlar. Geldik Raşit Bey, geldik. İyi akşamlar. Kırgınım size vallahi. Bir haber vermediniz giderken. Bizden kaçar gibi. Aa, olur mu ayol? Biz de ani karar verdik. Hadi neyse. Biz biliyoruz istemediğinizi. O nasıl söz Nimet? Aa. Ne oldu Raşit Bey? Sen öyle demiyor muydun şimdi? Masaya da 4 tabak koymuş bak kızımız. Davetsiz geldik. Aa, şimdi hemen 2 tabak daha koyarım anne. İstemez.
baş başa yersiniz kayınvalidenlerle. Of yarabbim. Dedim sana ama Nimet, biz de her gün her gün bıktırdık. Olur mu canım öyle şey? Torunuma geliyorum ben tahta kafa. Kimseye değil, konuşma fazla. Aa Nimet, ileri gidiyorsun. Biz de düşüncelerimizi söyleyeceğiz herhalde. Söyleme, kimse merak etmiyor senin düşüncelerini. Şevket rahat dur. İpek, gel yavrum biraz anneanneciğine. Bak anneannen ne getirdi sana. Aa canım. Aa. Yine niye ağladı bu? Raşit, sen mi baktın yoksa çocuğa? Ne ilgisi var Nimet? Yetti ha. Başımı çevirdim ya, baksana. Yok yok. Bu çocuğun anneannesine bir alerjisi var. Ne yaptımsa yaranamadım. Vallahi bütün servetimi çocuk esirgemeye bırakacağım ben de. Katiller geldi Sevim, koş. Atla koçum. Tak. Atladım Sedat Bey. Bekleyin bizi Sayın abicim. Bekleyin bir dakika. Kımıldamayın. Durun. Geldiler efendim, geldiler. Yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar vallahi, hayret. Gel abicim. Cafer dikkat. Ölmemişler Sevim. Oh aman, çok şükür. Hiç belli olmaz ama Sevim. Fazla sevinmemek lazım. Beyin sarsıntısından her an küt diye gidebilir. Baba, katil ve amcalar geldi baba. Geldik koçum, geldik. Ucuz atlattık Allah'tan. Tak canım abicim, evimize geldik ya sağ salim. Kız ne duruyorsunuz orada öyle aval aval? Tutsanız elimi, önümüzü göremiyoruz zaten. Pardon, affedersiniz. İyi yardım et birader. Buyurun. Yok bir şey yok, neyse. Geçmiş olsun gözüm. Sağ ol ustam. Vatandaş ucundan sıyırdı. Oh neyse, fazla bir şey yok ya. Acıyorum bir yerlerine sıra ablacığım, öyle sıcak sıcak. Halis, söyleme öyle yavrum, zaten canı yanıyor. Onun aklı başka yerde. Sapık efendim, sapık. Adam dokuz canlı vallahi efendim. Hayret, nasıl kurtulmuş bu kazadan? Ana, Kore'den mi geldi bu gaziler? Ay ne Kore'si anneciğim, kaza geçirmişler, kaza. Hadi gene yırttın, verilmiş sadakan varmış. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol yenge. Yırttık sayın abim. Vatandaş yaptı bayramını. Heh, Yavuz Bey demişler ona. Kaza maza dinlemez. Aslan o, aslan maşallah. Kız bu ne ha, çene çene. Her tarafım ağrıyor zaten, yürüyün. Lütfen lafa tutmayalım efendim. İstirahat etmeleri lazım bir an önce. Buyurun. Geçmiş olsun efendim. Oh, sizi böyle gördük ya maşallah. Çok şükür efendim, çok şükür. Cana gelecek mala gelsin. Yoruldun mu enişte? Yok yok, iyiyim. İki gün daha oturamadın sen de evde yani Halil Bey. Ne yapsın kız? Aklı dükkanda adamın. Ne var canım? Her iş görülüyor işte. Çocuklar orada. Ben başlarındayım çok şükür. İçin rahat. Her işi bırakabilirsin artık ona enişte. Hesap kitap tas tamam öğrendi maşallah. Öğrendi de Hüseyin. Ben başlarında olmazsam kaytarır bunlar. Halil Bey geliyormuş. Gözünüz aydın. Babam bırakır mı kasa Yusuf abi? Pirelendi. Bir bıraksa Sultan Hanım'la yengeç dükkanın yarısını götürür valla. Soyguncu bunlar, soyguncu. Kolay gelsin. Hoş geldin enişte, erkencisin. Uyuyamadık ki bütün gece aslanım. Katilleri aldık geldik Sapanca'dan. Sedat Bey'le. Ne durumda enişte? Fazla bir şey yok. Ucuz atlatmışlar valla. Hmm. Beş araba böyle birbirlerine girmişler. Of. Hatalı sollama. Alkol var mı alkol? Yok bereket. Ne sağlam adammış taş gibi. Nasıl çıkmış o arabadan? Helal olsun. Kolay gelsin. Oo Halil Bey maşallah, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Oh babacığım çok şükür. Seni böyle gördük ya. Öpeceğim. Sağ ol. Ne duruyor o ekmekler orada? Öğlen oldu. Saat 7'ye 10 var daha baba. Ne öğleni? Evet, kırarım boynuzunu. İt gibi çemkirme öyle benim suratıma. Cevap vermeyin babanıza aslanım. Hadi bakayım hadi. Hadi sallanmayın. Hadi bakayım. Kızdırmayın babanızı. Davran sen de Yusuf Efendi. Buyurun efendim, buyurun buyurun.
Yani bir günde şu işimize tatlı tatlı başlayalım be. Yo, illa hırgür dalaşma. Buyur enişte. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Sensiz olmuyor bu dükkan Ali Bey. Yağcı, arkasından kim bilir neler söylüyorsundur adamın. Gülsüm Hanım. Efendim. Size soruyorum, duymuyor musunuz? Duydum canım. Efendim diyorum ben de. Katil yatıyor mu? Herhalde. Kanama falan? Haberim yok. Hayret. Nasıl sağ çıkmış o arabadan? Adam ölmedi diye karalar bağladı gözüküyor olasıcalar. Daha erken. Gideceğim ziyaretine. Bir de kazayı ondan dinleyelim bakalım. İyi günler. İyi günler. Haber var mı haydutlardan? Yok daha bir şey. Kızı okula yollayayım, çıkacağım. Çay falan yapmak lazım. Uğrayacağım ben de. Ölümden döndü haydut. Kim bilir kaç kilometre yapıyordu arabayla kadına gösteriş olsun diye. Yapmıştır vallahi, günahı boynuna. Cafer Bey. Buyurun, iyi günler. Bize de var mı bir şeyler? Ne şeyi Cemil abi? Oo, işimiz var, ekmek saati. Patlıya sıca. Bu saatte bira peşinde baykuş. Hadi kızım, öğretmenini iyi dinle, şikayet istemem ha. Aman ha, 9 gündür tembelleştin zaten. Devamlı tatil. Buyurun. Hakikaten tatilden fenalık geldi. Senenin yarısı tatil neredeyse yahu. Aydın nerede? Tıraş oluyor herhalde. O da biz ne zaman şuraya otursak ya tuvalete girer ya tıraş olur. Birlikte gidiyoruz değil mi babacığım? Gidelim. Oh be, biraz arabamıza binelim. Verirsin anahtarı oğluna. Bu yaştan sonra araba kullanmamak lazım baba. Bak katil nasıl kaza yapmış. Ya onlara da bir geçmiş olsun demek lazım Şükrücü. Lazım. Demek baban yaşlandı Ali Bey. Yani pek de genç sayılmazsın artık baba. Öyle. Bilge. Efendim baba. Kızım sorunca yanlış anlaşılır ama ne yaptınız ev işini? Hiçbir şey yapmadık baba. Oh, iyi valla. Bu ne rahatlık kızım. Ben de sordum. Hiçbir yere bakmamışlar Şükrücü. Bütün tatil yan gelip oturmuşlar öyle. Çoğul konuşma anne. Aydın tembel. 50 kere söyledim. Kalkmıyor ki yerinden. İştahli şahit. Ha, şahidim valla. Ablam kaç kere söyledi. İyi günler efendim. Afiyetler olsun. İyi günler. Oo, şu masanın güzelliğine bak Bilge. Siz burada yokken hiç şöyle bir masada oturup kahvaltı etmedik efendim. Ayakta, mutfakta. Sağında yumurta yok mu? Yok. Biz de şimdi seni konuşuyorduk. Beni mi? Ne olmuş efendim? Daha ne olacak? Sen ne sorumsuz adamsın oğlum. İnsan şu 9 günlük tatilde bir ev bakmaz mı? Kimse yok ki efendim ortalıkta. Herkes tatilde. Emlakçıyı bulsanız ev sahibini bulamıyorsunuz. Hadi hadi bahane arama şimdi. Kendini kandırıyorsun. Ne oldu ev sahibinden aldığınız hava parası? Yediniz tabii. Hayır efendim, biraz yedik ama duruyor yani. Seninle anlaşamayacağız. Telefon edeyim de babana buluşalım. Onunla konuşalım bari bu konuları. Abbas günaydın. Günaydın müdürüm, buyur. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Sağ ol, senin de. Temizlik yaptın mı? Yaptım müdürüm, affedersin. Buyur, kontrol et isterse. Aferin, bir büyük çay yap bana. Baş üstüne müdürüm. 3 şekerli. 3 müdürüm, affedersin. Limon da koy. Limon da müdürüm. Gelen giden var mı? Yok daha müdürüm. İlk sensin, affedersin. Ha, ne yaptınız bayramda? Hiç, ne yapalım müdürüm, affedersin. Hacer Hanım bayram yerine gidelim diye tutturdu, affedersin. Ha, bayram yerine mi? Dönme dolaplara bindik, affedersin. Bu yaşta? Of, girdik yine kafese. Abbas efendi. Kimse gelmemiş galiba daha. Abbas abi. Oo, hoş geldiniz. İyi mesailer. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Sağ olun Ergun Bey, sizin de. Hoş geldiniz babam. Poğaça mı aldınız siz de? Hoş bulduk. Abbas, çay getir onu. Baş üstüne bilirim. Nasılsın Abbas abi? İyiyim babam, çok şükür. Sizi sormalı, affedersin. Paramız bitti Abbas efendi, paramız. Bu bayram sıfırladı bizi. Canın sağ olsun bacım, affedersin. Biz de bittik biz de. Akraba ziyaretleri, çoluk çocuğa hediye filan. Hadi Abbas, fırla. Baş üstüne müdürüm. Mümkünse biraz avans isteyeceğim Ergun Bey. Bakalım da bir duruma.
Ne oldu Kınar'a? Koç mu götürdün yoksa Demetlere? Koç mu Ergun Bey? Adettir evladım. Damat koç getirir kız evine. Oho. Osmanlı dönemindeymiş o adetler Ergun Bey. Şu poğaçaları biz zor aldık. En iyisini Abbaslar yapmış. Dönme dolapta büyümüşler Hacer Hanım'la. Mı yaptın Gül? Yavuz Bey onu çok sever. Ah, bayılırım. Eline sağlık kızım. Ne yerim şimdi ben onu? Afiyet olsun, buyurun. Kız, neremizde yiyeceğiz şimdi o yumurtayı? Görmüyor musun halimizi? Şükret haline ablacığım. Bugün yoktun. Dört kolu da gidiyorduk şimdi. Ay, söyleme şöyle kız. Allah esirgesin. Evlerden uzak dursun aman. Or görme öyle vatandaşın yumurtasını. Aç koçum. Buyurun. Canım abicim, tak biz geldik. Prensimizi de getirdik bak. Özlemiş Yavuz Bey, sizi özlemiş yavrum. Prens, gel yavru babana. Ben de onu özledim. Tut şöyle öpeyim birader. Öp canım abicim. Vatan da seninle gurur duyuyor. Duyuyoruz canım abicim. Ben de seni öpeceğim. Çok iyi gördüm sizi maşallah canım abicim. Kız, sen de mi kahvaltı getirdin? Bayılacağım vallahi. Öyle demez ablacığım. Teşekkür edeceksin. Aha, ne teşekkürü canım? Tabii yapacağız, vazifemiz. Şöyle en az bir hafta yatıp dinlenin Allah aşkına bak. Sakın eliniz hiçbir şeye sürmeyeceksiniz. Gül kızımla Cafer Koç'un bir şeyler yapıyorlar. Sağ ol yenge. Sen zahmet etme işine bak. Aa, vallahi darılırım. Bak, kimse karışmayacak. O kadar canım abicim. Biz ne diye duruyoruz burada? İşi de düşünme. İnternetten giriyoruz. Bakla, bezelye, cız. Bu ne kız? Yine biri geldi. Başım kazan gibi zaten. Gelecek ablacığım. Terbiyeli olalım. Vatandaş senin hatırını soruyor. Ziyaretine geliyor. Aç koçum. Buyurun. Yatıyor mu Yavuz Bey? Gel komşum, gel, buradayız. Ah efendim, göremedim birden, özür dilerim. Büyük geçmiş olsun. Vallahi çok korkuttunuz bizi. Haberi alınca nasıl olduk biliyor musunuz? Allah yokluğunuzu göstermesin. Anam. Sağ ol komşum. Biz de öte tarafa gittik geldik. Bir trafik canavarı sayesinde. Allah kahretsin inşallah. Hatalı sollamaymış değil mi efendim? Hatalı komşum. %1 hatalı. Ay, anlatıp durmayın kız şunu temcit pilavı gibi. İçim çekiliyor. Ay. Serpil'cim hayatım, sen yavaş yavaş yedirmeye başla canım abimi. Tak, soğutmayalım. Tak hayatım, tak. Ah, açın Yavuz Bey ağzınızı. Zahmet olacak yenge. Aa, ne zahmeti canım, rica ederim. Aman efendim, ben de yedirebilirim, ne olacak? Komşuluk böyle zamanda lazım. Tövbe yarabbi. Heh, geldi yine biri. Gelecek ablacığım, çok konuşma. Aç koçum. Buyurun. Buyurun. Oo, maşallah ya. İyileşmiş de yemek bile yiyor Sevim, görüyor musun? Maşallah maşallah. Yiyoruz sayın abim. Vatandaş yırttı kefeni. Anla şunu ya. Nasıl oldu? Kamyon mu çıktı üstünüze? Kız, yetti. Kaza kaza. Şimdi bayılacağım ha. Ay, bırak şimdi Cemil. Hastanın başında o kadar oturulmaz. Biz şöyle kapıdan bir geçmiş olsuna geldik. Var mı bir ihtiyacınız? Sağ ol yenge. Yok bir şey. Yemeğimizi bile yediriyorlar bak. Ayağınıza sağlık. Bir dakika Sevim, ayrıntıları öğrenmeden bir yere gitmem. Bir adım Cemil. Efendim, müsaadenizle. Ayla Hanım da, ben de, ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa emrinizdeyiz. Tekrar büyük geçmiş olsun efendim. Buyurun. Sağ ol komşum. Kıyamet Ala'nın kocası öldüğü gün saçları bembeyaz olmuştu. Hiç unutmam. Benim de hatırlar mısın, babanın ölümünden sonra dökülmeye başladı. Anneciğim yeter. Dünden beri kazalar, ölümler. Sinirlerim laçka oldu zaten. Şimdi ağlayacağım vallahi. Nereye gitti kocam? Katil var ya. Araba kazası geçirmişler hani. O şarkıcı sevgilisiyle. Sevgilisiyle mi? Tuh, boy diyebilirsince. Çapkınlığa mı başladı yoksa bu da bu yaştan sonra? Geçmiş olsuna gitti anneciğim. Geçmiş olsuna. Hah, geldi. Gelsin gösterin ben ona.
Kadire teyzenin kocası Mahmut Bey de 50'sinden sonra çapkınlığa başlamıştı. Rahmetli zehir içip intihar etmişti. Gördünüz mü efendim? Pek merak ediyordunuz. Nasıllar? Hayret vallahi. Hiçbir şey yok. Oturmuş yumurtasını yiyor haydut. Siz de gelecektiniz efendim. Çok ayıp oldu. Herkes orada. Gitmem ben o kadına. Hoşlanmıyorum. Gel buraya bakayım. Gel, nerelerde geziyorsun sen ahlaksız? Çapkınlık mı yapıyorsun yoksa? Ne çapkınlığı efendim? Nereden çıktı şimdi durup dururken? Tövbe tövbe. Babacığım şunu dileği vereyim, öyle geleyim yumuşak yumuşak ha? Erken daha oğlum, açmamıştır kız dükkanı. İşimize bakalım, biraz sonra verirsin. Ya babacığım bir gideyim, çok özledim. Açmamışsa beklerim Adem abinin yanında. Oğlum yürü. Ne olur be babacığım, hemen gelirim. Tamam hadi, ben de gel. Yaşa babacığım, öpeceğim. Geç kalma sakın, bak patlatırım ben seni. Hemen geliyorum babacığım, kalma. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, oy oy oy, söyletmeyin. Tüm, bu temizliği şimdi mi yapıyorsun hayırsız? Yok vallahi amca, vallahi her gün yapıyorum, her gün kirleniyor. Sus, tepelerim, yemin etme. Bunlar ne? Temizledin ha? Vallahi billahi temizledim amca, kim atmış bunları? Yemin etme dedim, eşek. Gelir gelmez dayak yeme benden. Bu ne bu? O ne amca? Ben sana soruyorum. Yapış yapış, ne dökülmüş buraya? Ne dökülmüş amca? Sil çabuk şurayı, delirtme beni. Arayan oldu mu? Yok amca. Yok ha. Sil şurayı, sil. Bakma öküz gibi yüzüme. Nasıl olur bu kadar zamanda hiçbir müşteri aramadı? Aramadı vallahi amca. Şu telefon hiç çalmadı ha? Çalmadı vallahi amca. Tüh, Allah canını almasın senin. Yahu bu fiş çekilmiş. Aa, çekilmiş mi amca? Kim çekmiş acaba? Ben çektim herhalde, Dubkov. Utanmaz rezil. Ah! Dilek niye böyle dükkanı geç açıyor Adem abi? Öyle ondan iş aslanım. Çok özledim. O da beni özlemiş midir acaba? Ne bileyim. Almanya'da öyle tatlı kızlar var ki Adem abi. Dilek duymasın. Sarışın, mavi gözlü. Yaşadın desene. Feci yaşadım Adem abi. Dilek duymasın, pembe yanaklı hepsi. Böyle böyle göğüsler. Hop aslanım, başladı yine göğüslenmemeler. İşimiz var. İnsanı günaha sokma sabah vakti. Ha geliyor yumuşak yumuşak canım. Dilek. Ah, geldin mi tertip? Geldim. Seni bekliyorum Dilek. Baksana ne getirdim Almanya'dan. Ne tertip? Söylemem. Dükkanı da açarsın. Peki. Adem abi hayırlı işler. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Sağ ol bacım, senin de. Senin de Dilek. Gel. Çok özlemişim. Ben de. Gezdin Almanyaları, geldin, ne güzel. Sen de güzelsin. Annen nasıl? İyi, selamı var. Birlikte seçtik bunu sana. Sen de selamımı söyle, çok teşekkür ederim. Aç hadi Dilek yumuşak yumuşak. Bakalım beğenecek misin? Güzel. Sen de güzelsin Dilek. Canım, çok sevdim. Öpeceğim. Ben de çok sevdim. Öpeceğim. Hadi bakalım tertip. Yardım et de çıkaralım şunları. Bırak bana Dilek. Eşek herif. Telefon fişinden çıkmış, haberin yok. Devamlı bakıyorum amca. Sus! Patlatırım ben seni. Yalancı. Kimler geldi buraya? İçki alemi mi yaptınız? Yok vallahi amca. Sus! Yemin etme patlatırım. Paranı çaldırdın ha? Ahlaksız.
Kadınlara mı yedirdin yoksa? Yok amca, ne kadını? Her şeyi mertçe söyle. Türk çocuğu yalan söylemez. Ekmek çarpsın, söylemiyorum amca. Yemin etme. Yemin etme, alacağım şimdi ayağımın altına. Tövbe. Nerede kaldı bu çocuk? Dilin yanından gelmez o amca. Gideyim çağırayım mı? Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Sevgilim beni çok özlemiş senin amca. Özlemez mi tercihim? Yanık o kız sana, yanık söylüyorum. Öyle tatlı sarılıp öptü ki ona hediyesini verince. Öpecek tabii. Bize bir şey yok mu tercihim? Bize ne getirdin? O kadar aranızı yapıyoruz. Sana bir şey bulamadım Hüseyin amca. Bir dahaki gidişimizde. Oho, tercihim sende. Hurda, bakır, demir, eskiler alırım eskici. Tertim geliyor amca, Hüseyin abiyle beraber. Nerede kaldın Dumkov? Dileği bekledim biraz babacığım. Ne yapsın ustam? Özlemişler birbirlerini. Hasret giderdiler biraz. Hoş geldin. Hoş bulduk gözüm. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Senin de ustam. Hayırlı işler. Bunun sana borcu varmış. Var biraz ama o önemli değil. Eniştenlere çok borçlanmış. Markete de mi borçlandın hayırsız? Aldık birkaç şey amca. Ne birkaçı? Öyle böyle değil ustam. Bak işte. Tüh adi. Rezil ettin bizi halil amcalara. Ne aldın öyle? 50 yumurta mı? Zıkkım ya adi. 5 kangal sucuk, yarım kilo pastırma. Ne adi, zıkkım ya adi. Bu ne be? Sosis, salam, peynir, bira, kola. Çocuk bayram yaptı ustam, bayram. Sarıgazi'den, Ümraniye'den askerlik arkadaşları geldi. Allah cezanı versin. Yalancı yüz karası. Ah! Paranı çaldırdın ha? Tık! Ben de patlatırım şimdi adi. Yeni vergi yasası zaten yasal vergisini ödeyen mükellefe çıktı abi. Neresi yeni bunun? Öyle oğlum. Kepazelik. Kimi kandırıyorlar? %67 enflasyon payı koyup 97'deki kazancından düşeceksin. Yani bir vergi daha ödeyeceksin. Olacak şey değil vallahi efendim. Resmi endekse göre enflasyon %89.9. Maliye bula bula bizim gibi kayıtlı enayileri buldu. Geriye dönük vergi nerede görülmüş? Aman Ergun, iyi hesapladınız değil mi? Fazla eksik bir şey kesmeyelim ha. Tabii efendim, kuruşu kuruşuna. Ne oluyor leylek oğlum? Hiç sesin çıkmıyor, uyuyor musun yoksa? Düşünüyorum be baba. Ne yapacağız biz bu nimet hanına? Vah efendim vah. Allah sabır versin. Sizde de öyle bir kayınvalide var ki. Hadi Ergun, al şunları ver Bülent'e. Tabii hemen efendim. Bülent. Sizi bekliyorum Ergun Bey. Hadi Kanarya fırla. Önce bankaya. Tamam Ergun Bey. Veliaht Hazretleri kafayı yemiş. Böyle ufka bakıyor. Aa, ne olmuş? Kaynası kızım, ne olacak? Bak 3 yılda yamultu adamı. Para olacağına huzurun olsun, huzurun. Ne yapayım ben öyle parayı? Onun için kıymetinizi bilin birbirinizin. Bak her şeyi var Veliaht Hazretleri'nin ama yazık. Hiç beğenmedim bakışlarını. Kısa zamanda tımarhanelik olur bu. Özür dilerim efendim. Ben de size geliyordum şimdi. Saat kaç, saat kaç? 8:45. Şampiyon, şampiyon, şampiyon. Ne diyor o gevezi? Şampiyon Fener diyor. Buyurun. Yavuz Beyler mi çıkıyorsunuz efendim? Evet efendim. Bir de ben göreyim, rica etmişler. Çok iyi olur efendim. Ben de geleyim sizinle. Çağır şu asansörü Cafer. Baş üstüne buyurun. Allah göstermesin de efendim. Bir iç kanama tehlikesi falan yok mu? Yok sanmıyorum. Atlatmışlar o tehlikeli zamanı. Oh aman. Hayır. İçinden çıktıkları arabanın halini gördük de efendim. Hava yastıkları korumuş anlaşılan.
Ölme ihtimali yok yani. Yok canım, Allah göstermesin. Tövbe, niye ölsün adam? Taş gibi maşallah. Kapı çeneni. Sana bir şey soran oldu mu? Tülcan Hanım'la konuşuyorum ben. Buyurun. Buyurun efendim. Sabri Bey, o haydutlara mı çıkıyorsunuz yine? Bir bakıp geleceğiz efendim Türkan Hanım'la. Ne var bunda? Sabahtan beri in çık in çık. Doyamadınız efendim. Ne varsa orada. Nasılsınız Aylan? Nasıl olalım efendim işte. Özür dilerim, bildiğiniz gibi. Görüşürüz. Geleceğim teyzenin elini öpmeye. Buyurun. Beklerim efendim. Sabri Bey. Sabri Bey. Bak yine gitti. Tabii o çarpık bacaklı kadını görecek. Saat kaç, saat kaç? 8:45. Şampiyon, şampiyon. Gel buraya bakayım. Gene mi kaçtı o? Almayacağım içeri. Gelmesin. Aa, ben buradayım anneciğim ben. Açar mısınız kapıyı lütfen? Ay, dışarıda kaldım. Açar mısınız kapıyı anne? Teyzeciğim ne oldu? Dışarıda mı kaldın? Açmıyorlar mı kapıyı sana? Çekil başımdan sapık. Vah teyzeciğim vah. Üşümüşsündür sen şimdi. Gel sen bana bakayım. Ay, ay, bakar mısınız şuna? Sapık üstüme geliyor. Yetişin. Aç anne aç. Ne olacak sonumuz ya? Bu gidiş hiç iyi değil. Adalet işlemiyor. Güvenlik kalmadı. Ülke eroin cenneti oldu. Ekonomi çöktü. Vergi reformu diye bir yasa çıkardılar, evlere şenlik. Of, içim karardı. Başka şeyler konuşalım lütfen. Evet baba. Biz daha 21 yaşımızdayız. Bu ülkede yaşayacağız. Aydın niye gelmedi Bilge? Bilmem. Bir şey de söylemedi. Saat kaç? 12'yi geçiyor. Oo, olmuş mu o kadar? Sana haber vermeden yapar mı böyle şeyler? Çok az oldu bugüne kadar. Pek yapmaz. Herhalde Cenap abilere takıldı yine. Hah tamam. Elindeki hava parasının gerisini de yerler bu gece. Ay bir şeye mi alındı acaba yine? Sen mi bir şey söyledin Şükrücüğüm? Bekliyordum bu soruyu. Sizin yanınızda söyledim ya. Yanlış bir şey mi söyledim? Allah Allah. Gene suçlu biz olduk ya. Sokak kapısının anahtarını nasıl unutursun Evrikçi? Ben de insanım Cenab-ı abi, unutabilirim. Hatırlatsaydın. Hay Allah, benimki de Bilgi'de kaldı. Bir daha mı bassak şu zile acaba? Caberciğim duymadı. Hah, yandı yandı. Geliyor. Aman çocuklar, dikkatli olalım. Sabicim falan duymasın. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman Caberciğim canımın içi, kimseyi uyandırmadan. Hı? Görüyor musunuz şu fedakar insanı? Onların sayesinde ayakta duruyor bu memleket. Bugün kapıda bekler, yarın sınırda. Buyurun. Biraz para ver çocuğa Sıkkı. Mark var Cenab-ı Hak. Olsun ver. Bu fedakarlığa mark da vereceksin, dolar da. Sıtkı abi dur. Bende var ya. Anam. Zahmet etmeyin canım. Ne parası? Vazifemiz. Buyurun. Cafer kim geldi? Biziz Sabri'cim. Biz yabancı yok. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sabri'cim uyandırdık mı sizi? Hay Allah. Estağfurullah efendim. Bizimki önemli değil de apartmandan şikayet var. Şikayet mi? Ne şikayet? Sabri'cim. Ne yapmışız biz? Biraz içkiliyiz yani. De. Yak şunu. Başla. Dün gece efendim. Kadınlı erkekli kıyametler kopmuş. Ha, o bizdik Sabri Bey. Bizim arkadaşlarla gelmiştik de. Aman efendim. Rica edeceğim, olmasın bir daha lütfen. Olmaz Sabri'ciğim. Onun da kayınpederiyle sorunları var. Anlayışlı olmak lazım. Hay çocuklar, iyi geceler canımın içi. Buyurun. Kim geldi Sabri Bey? Anam. Cenab beyler, siz niye kalktınız şimdi? Aylanım biziz. Hiçbir şey yok, biziz. Evimize çıkıyoruz. Bakın bakın, kadın falan da yok. Biziz.
Affedersiniz. Sarhoş musunuz yoksa? E tabi gecenin bu saatinde biraz sarhoş tabi hanımefendi yani. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Buyurun, iyi geceler. Yak şunu. Başla. Üçü de kör kütük sarhoş, Allah kahretsin. Gece yarısı. Anahtarlarını da almamışlar. Açmasaydın sen de kapıyı. Rezalet. Bu ne canım? Her gece her gece. Aa, kim bilir ne aleminden dönüyorlar. Tam rezalet. Şükrü Bey'in damadı da bunlarda kalıyormuş. Allah Allah. Neden onlarda kalıyormuş? Laf aramızda, almıyormuş Şükrü Bey bunu eve. Tutun zaptı efendim siz de. Allah bilir ondan da pansiyon kirası alıyorlardır. Ayla Hanım, girer misiniz içeriye lütfen? Hadi hadi yürü sen de yine. Laf mı diliyorsun dikildin orada? Tövbe, ne lafı efendim? Hadi canım içi, şunları içelim de yatalım. Sabri Bey teftişe çıkmadan. Cemil Bey de damlayabilir Cenab-ı abi. Hiç çekemem. Aydıncığım hadi seni de karın bekler, üzme, çık evine canımın içi. Kimseyi üzmek istemiyorum da Cenab abi, kayınpeder çok kafamı bozuyor. Ne yapsam kabahat. Her şeyim ona batıyor. Taktı Cenab abi. O eve adımı bile atmak istemiyorum vallahi. Eyvah, Sıtkı bu o mu yoksa? Kesin o. Ben demedim mi Cenab abi? Aman İbrikçi, perişan oluruz. Bakmadan açma sakın. Tamam abi. Şükrü Bey gelmiş Cenab abi. Şükrü Bey mi? Eyvah. Ne yapayım? Aç İbrikçi. Yapma abi. İyi akşamlar. Oo, buradaymış bizim baygının aydını. Burada, burada canım içi. İyi akşamlar, buyurun. Buradayım baba. Niye evine gelmiyorsun oğlum? Karın bekliyor, uyumadı. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Şimdi geliyordu inan. Gelecek, nasıl gelmez ya? O gelmezse ben getiririm. Çekerim böyle kulaklarından getiririm. Canımın içi. Canımın içi mi dedin? Evet. Cenab abi sevdiklerine hep canımın içi derdi. Ben de onu sevdim. Peki canımın içi. Hadi bakalım yürü evine. Bugünlerde herkes bir beklenti içinde canımın içi. Sabri amca katilin iç kanamadan ölümünü bekliyor. Cem abi, kayınvalidesi Nimet Hanım'ın kocası tahta kafayla alarak uzun bir seyahate çıkıp başlarından gitmesini bekliyor. Babam Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm bekliyor. Ben seni bekliyorum canımın içi. Seni.